Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir dönem boyunca gördüğümüz tüm konuları güzel bir şekilde tekrar etmiş ve bu dönemi şöyle kapatmış olacağız ve bir sonraki kısımda ikinci dönemle ilgili tekrar çalışmalarımıza başlayacağız diyelim. O zaman hadi bakalım bugün bizi bir yıl boyunca hangi konuları işledik bunlarla ilgili güzel bir tekrara davet ediyorum diyelim. <laughs> Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda full özet dedik. Burada birinci bölümde yani burası doğal sistemler ünitesi. Ana bölümümüz doğal sistemler. Buradaki kısımda birinci ünitede coğrafya bilimi insan ve doğadan bahsedeceğiz. Burayı bir tekrar etmiş olacağız. Sonraki süreçte dünyanın şekli ve hareketleri diyeceğiz. Devamında harita okur yazarlığı, harita bilgisi, yer şekillerini gösterme yöntemleri deyip Atmosfer ve iklim kısmında o atmosferin özellikleri, hava durumu iklimin karşılaştırılması, bir de iklim elemanlarından sıcaklığa girmiş olacağız diyelim. O zaman birinci kısım doğa insan etkisi, insan doğa etkisi. Yani doğa ve insan sürekli olarak etkileşim halindeydi ve bazı durumlarda doğa insanın üzerinde belirleyici bir etkiye sahipti. Bazı durumlarda ise insan doğa üzerinde belirleyici bir etkiye sahipti diyebiliriz. Burada hemen Birinci kısımda doğa bizi nasıl etkiliyor dersek beslenmemizi etkiledi değil mi? Barınmamızı etkiledi, giyinmemizi etkiledi, karakterimizi etkiledi ve ekonomik faaliyetlerimizi etkiledi. Hemen şöyle örneklere bakmamız gerekirse ne diyor burada? Soğuk iklim bölgelerinde insanların kalın elbiseler tercih etmesi o zaman bizi doğa giyinme noktasında etkiledi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hatta şöyle diyebiliriz. Bizim gibi Orta kuşakta yer alan ülkelerde insanların kıyafet değiştirme zorunluluğu illaki mevcut. Ama ekvatoral iklim bölgesine gittiğinizde insanlar daha çok ince elbiseler. Kutba yakın bölgeleri yani soğuk iklim bölgelerine gittiğinizde insanlar kalın elbiseleri daha yoğun ölçekte tercih etmekte. O zaman giyinme noktasında doğa bizi etkilemekte. Devamında ne demiş? Doğu Anadolu bölgesinde özellikle kış dönemindeki kar yağışlarının ulaşımı olumsuz etkilemesi diyor. O zaman burada da özellikle ekonomik faaliyetler doğadan etkileniyor diyebilir miyiz? Sadece bu değil. Tarımsal faaliyetlerimizde de doğa belirleyici bir etkiye sahiptir. Özellikle iklimin nemli olduğu Karadeniz bölgesinde su isteği yüksek tarım ürünlerini yetiştirmekteyiz. Bunlardan bir tanesi fındık Bir tanesi çaydır diyebiliriz ee, İç Anadolu bölgesine geliyorsun Yağış ciddi anlamda az Ve su kaynakları da yetersiz olduğu için Burada su isteği daha düşük Kuru tarım ürünleri Buğday, arpa, nohut, mercimek, fasulye gibi ürünler Hemen Akdeniz iklim bölgesine geliyorsun ki Akdeniz iklimini ikinci dönem Öğrenmeye başladığımızda şunu söyleyeceğiz Yazları sıcak ve kurak Kışları ılık ve yağışlı bir iklim diyeceğiz Ve bu noktada arkadaşlar Kış ılıklığının ya da kış ılıklığı ihtiyacının yüksek olduğu ürünleri de biz Akdeniz iklim bölgesinde yetiştiriyoruz. Nedir peki bu? Turunçgil, incir, zeytin diyebiliriz. Onun dışında deprem, tsunami, volkanizma gibi olayların can ve mal kayıplarına neden olması da gene doğanın insan üzerindeki belirleyici etkisine örnektir diyebiliriz. Tabii ki doğa bizim üzerimizde etkili ama biz de doğa üzerinde etkiliyiz. Örnek vermemiz gerekirse özellikle sanayi devrimi ile birlikte fosil yakıtları yoğun ölçekte kullandık ve kullandığımız fosil yakıtların sanayi devriminin başlangıcındaki kısmı kömür oluşturmaktadır. Ve biz bu sanayi tesislerinde kullanmış olduğumuz kömür bir, doğalgaz iki, petrol 3 bunlar hava kirliliğine neden olmakta. O zaman biz havayı kirletiyorsak doğayı etkilediğimizi gösterir mi? Gösterir. Bunu uzun ölçekli düşünürsek ya da geniş ölçekte düşünürsek bu karbon salınımının artması atmosferdeki sıcaklığın yükselmesine ve bu da genel itibariyle dünyada küresel bir ısınmanın neden olmasına sebep olmaktadır diyebiliriz. O zaman gene biz burada doğayı etkiledik mi? Etkiledik. Peki küresel ısınma buzulları eritiyor mu? Eritiyor. O zaman burada ister istemez tatlı ve tuzlu su kaynaklarının dağılımında da değişiklikler yaşanacaktır ve aynı zamanda bu deniz seviyesinin yükselmesine kıyıların sular altında kalmasına da neden olacak diyebiliriz ve biz deniz yolu ulaşımı için hem maliyeti azaltmak hem de süreyi kısaltmak anlamında kanallar inşa ediyoruz. Süveyş Kanalı Kızıl Deniz'le Akdeniz'i birbirine bağlamakta. Ya da Panama Kanalı Atlas Okyanusu'yla Hint Okyanusu'nu birbirine bağlamakta. Bu da ister istemez doğayı etkilediğimizi gösterir. Aynı zamanda ulaşımı rahatlatabilmek için bizim ülkemizde de dünyada da böyledir. Tüneller, köprüler, viyadükler yapıyoruz. Bu da gene insanın doğa üzerindeki etkisine örnektir. Burada şunu unutmayalım. Genel olarak bak Gelişmiş ülkeler teknolojik imkanları sayesinde hemen şöyle gelişmiş diye yazalım. İnsanın doğa üzerindeki etkisi belirleyicidir. Ama az gelişmiş ülkelerde teknolojik imkanların yeterli olmaması doğanın insan üzerindeki etkisine örnektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bu doğayı oluşturan unsurlar neydi? Dört tane doğal ortamımız vardı hatırlayalım. Litosfer, litotaş, sifere, küre taş küre dediğimiz yer kabuğunun katılaşmış üst kısmıdır. Yani biz burayı yer kabuğu diyoruz ve burada dağlar, ovalar, platolar, kayaçlar, topraklar yer almakta. Yani bunlar bunun elemanı içerisinde yer alıyor. Burada da litosferi böyle gösterdik. Devamında atmosfer, atmo hava sifere dediğimiz küredir. Bu da yer küreyi çevreleyen gaz tabakasıdır. Oksijen, azot, karbondioksit, su buharı, neon, argon, kripton, atmosferin elemanıdır. Hidrosfer, hidrosu sifere dediğimiz küre bu da yer kabuğundaki çukur alanları dolduran büyük su kütleleri, buzullar, akarsular ve yer altı sularını oluşturmaktadır hidrosferde burada. Peki bir de biyosferimiz vardı. Biosfer ise atmosfer, hidrosfer ve litosferdeki canlı yaşam alanı olarak karşımıza çıkmakta. Ve şunu unutmayalım. Bu dört doğal ortam hem kendi içerisinde bir etkileşime sahipken birbirleriyle de etkileşime sahiptir. En basiti bir kayaçtan biz ayrışmayla birlikte toprak oluşumunun yaşandığını söyleyebiliriz kayacın ayrışması fiziksel ayrışma olarak sıcaklık farklılığının fazla olduğu bölgelerde görülüyordu o zaman atmosferle ilgili bir durum. Kayaç kimyasal yollarla da ayrışabilir. Hem sıcaklığın hem de suyun olması lazım. O zaman hidrosferle ilgili de meydana gelebilir. Bir de kayacın ayrışabilmesi için biyolojik ayrışma etkiliydi. Yani bitkilerin kökleriyle birlikte meydana gelen ayrışma türüydü. O zaman burası biyosferle de etkili. O zaman ne oldu? Bak litosferin iki elemanı kayaç ve toprak kayaçtan toprağın oluşabilmesi için hem atmosfere hem hidrosfere hem de biosfere ihtiyaç vardır diyebiliriz. Şimdi coğrafya nedir? Dersimizin ismi coğrafya zaten. Coğrafya en kısa tanımıyla insan ve doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. Yani biz sonuçta zaten dersimizin baş kısmında doğa insan etkileşimi dedik. İşte bu etkileşimi inceleyecek bilim dalına biz coğrafya diyeceğiz ve genel olarak coğrafyanın üç tane ilkesinden bahsedeceğiz. Dağılış ilkesi var, nedensellik ilkesi var ve bununla birlikte karşılıklı ilgi ilkesi var. Şuraya da şöyle karşılıklı ilgi ilkesi diye yazayım. Bu MEP müfredatında genel itibariyle olmayıp soru bankalarında karşınıza gelebilecek kısımdır. Yani soru da bize şöyle sorgulatabiliyor. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın nedensellik ilkesiyle ilgilidir? Coğrafyanın dağılış ilkesiyle ilgilidir? O yüzden böyle sorular görürseniz de şaşırmayın. Buradan direkt yapacaksınız. Nedensellik nedir dersek nedensellik şu. Şu, bir coğrafi olay dünya üzerinde neden meydana geldi bunu araştırıp açıkladığımız kısımdır. Karşılıklı ilgi ise bir A olayı olsun burada, bir de şurada B olayı olsun ve biz burada A ile B olayı arasında bir ilişki kurmamız lazım. Nasıl mesela? Aşırı yağış sonucunda ne meydana gelir? Sel meydana gelir. O zaman selle aşırı yağış arasında bir ilişki var mıdır? kesinlikle vardır. Bununla birlikte deprem eğer ki okyanus ve deniz tabanlarında meydana gelirse hemen devamında ne olacaktır? Tsunami meydana gelecektir. O zaman depremle tsunami arasında da bir ilişkimiz var mıdır? Vardır. O zaman bunları hemen ne yapıyorsun? karşılıklı ilgi kısmına ekliyorsun. Bununla birlikte bir de dağılış ilkemiz var ki bu coğrafya için oldukça önemli. Nerede sorusuna cevap verecektir. Yani bize dağılış ilkesiyle ilgili bir soru çoktan seçmeli bir soru karşımıza çıktığında şunu bilmen gerekiyor. Kesin bir konum vermesi lazım. Yani kesin konum dünya üzerinde nerede olduğunu kesin anlamda bilmen gerekiyor. Nasıl? Mesela demiş ki bak Petrol Batman ve çevresinde çıkarılır. Kesin bir konum var mı? Evet var. Batman diyor. Yani orayı verdiği zaman çak Türkiye haritasında bulabiliyorum. O yüzden bu önemlidir. Bununla birlikte Karadeniz'de ahşap meskenler. Bak ne oldu? Nerede? Karadeniz'de yer net bir şekilde belli. Bunu unutmayalım. Ama mesela bak şuna dikkat edin. Şurada karşılıklı ilgi demişiz ya. Fay hattı bulunan yerlerde nerede? fay hattı bulunan yerlerde diyor jeotermal enerji potansiyeli fazladır. Şimdi bu dağılış olur mu derseniz baktığınızda ilk etapta oluyor gibi. Nerede? Fay hattının bulunduğu yerlerde demiş. Ama kesin bir konum var mıdır burada? Tabii ki de yok. O zaman bu neyle ilgili? Karşılıklı ilgi ilkesiyle ilgilidir. Biz bu ilkede ne demiştik? Bir A olayı, bir B olayı ve A ile B olayı arasında bir ilişkimiz var mıdır? Vardır. O yüzden buna da dikkat etmek önemli diyebiliriz. Peki coğrafya neyi inceler? Coğrafya doğuyu inceler. Doğa ile birlikte insanı inceler ve bunların karşılıklı etkileşimini inceler. Ve bunları incelerken daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilmesi için biz coğrafyayı alt dallarına ayırıyoruz. Burada Genel olarak iki tane alt dal bileceksiniz. Fiziki coğrafya, beşeri ve ekonomik coğrafya. Şuradaki bölgesel coğrafya dediğimiz kıtalar, ülkeler, bölgeler coğrafyasıdır. Fiziki coğrafyada jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya, kartografya var. Ve şunu unutmayalım. Fiziki coğrafya neydi arkadaşlarım? Coğrafyanın doğa kısmının incelendiği alan bölüm olarak karşımıza çıkmaktaydı. Beşeri ve ekonomik coğrafya, beşer yani insan etkinliklerinin ve ekonomik etkinliklerin bulunduğu coğrafya. Nasıl? Dünyada bir nüfus var ve bu nüfus dünyada dengeli dağılmamış. O zaman bu dengeli dağılmamasının temel sebeplerini araştırıp açıklıyorsak nüfus coğrafyası. Onun dışında dünyadaki ya da bir ülkedeki sanayinin dağılışını açıklıyorsak sanayi coğrafyası ya da bir ülkedeki dünyadaki turizm faaliyetlerini açıklıyorsak turizm coğrafyası. Dünyadaki yerleşmelerin dağılışı, yerleşmelerin yer seçiminde etkili olan faktörleri araştırıp açıklıyorsak o zaman da yerleşme coğrafyası. Devamında tarım, ulaşım, ticaret, sağlık, siyasi coğrafya, kültürel ve tarihi coğrafya beşeri ve ekonomik coğrafyanın o alt kısımlarını oluşturmakta. Peki şu fiziki coğrafyayı biraz açmak istiyorum. Çünkü sorularda burası daha yoğun ölçekte karşımıza çıkıyor. Fiziki coğrafya dedik, coğrafyanın doğa kısmının incelenip açıklandığı bölüm idi. Burada kim var? Jeomorfoloji var. Geo yer, morfo şekil, loji bilimdir. O zaman jeomorfoloji ne oldu? Yer şekli bilimi oldu. Peki bu yer şekilleri dağlar, ovalar, platolar, kayaçlar, topraklardır. E bunları incelerken de bunları daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilmemiz için bazı bilim dallarından yardım almamız lazım. Mesela yer bilimi dediğimiz jeoloji. Bak jeomorfoloji, jeoloji. Yani jeo'yu görürsen direkt buranın alt dalı olarak ifade edebilirsin. Jeofizik, yerin fiziği bilimi gene jeo var. Litoloji, taş bilimi, pedoloji toprak bilimi. Hatta litoloji yapı bilimi. Şuraya şöyle petrografi diyeyim. Petrografi, kayaç bilimi, litolojiyi de şöyle şu araya alayım. Yapı bilimi olarak ifade edeyim sevgili arkadaşlar. Bunlar fiziki coğrafya kısmında jeomorfolojiye yardımcı bilim dallarıdır. Peki hidrografya. Burada hidrosferden gelsin aklınıza. Hidrosfer neydi? Su küreydi. O zaman hidrografya da sular coğrafyası olarak karşımıza çıkmakta. Dünyadaki suların dağılışını, oluşumunu, oluşumunda etkili olan faktörleri inceleyen coğrafyanın fiziki kısımdaki alt bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Burada özellikle hidroloji, su bilimi, Potamoloji akarsu bilimi. Bunu da şöyle aklımızda tutabiliriz. Mezopotamya dediğimiz önemli coğrafi bölgelerden bir tanesi. Neresi burası? Fırat Nehri ile Dicle Nehri arasında yer almakta. Mezopotamya ne demek biliyor musunuz? İki nehir arası demek. Mezo 2, Potamya nehir. O zaman buradaki Potamya buradaki Potamya ile aynı ifadeyi karşılayacaktır. Potamoloji akarsu bilimi, limnoloji göl bilimi, oseanografi okyanus bilimi, hidrojeoloji ise yer altı suları bilimi olarak karşımıza çıkmakta. Bunlar da hidrografyanın yararlandığı bilim dallarıdır. Geldik klimatoloji klimatoloji iklim bilimi olarak geçer ve klimatoloji hem meteorolojiden hem de fizikten yardım alacaktır diyebiliriz. Biyo coğrafya. Düşün hemen şöyle biyosfer neydi? Biyosfer canlı küreydi. O zaman biyo coğrafyada canlılar coğrafyasıdır. Burada özellikle biyoloji, botanik bitki bilimi, zooloji, hayvan bilimi ve tıp yardımcı olacaktır. Kartografya kartona ne yapıyorsun? Çizim yapıyorsun. Neyi çizersin kartona? Coğrafyada haritayı çizersin. O zaman kartografya harita bilimidir. Burada da özellikle matematik, astronomi ve jeodezi yardımcı bilim dalıdır diyebiliriz. Şuraya da şöyle yıldız attım. ÖSYM bu kısmı seviyor. O yüzden ileriki 12. sınıfta gireceğiniz TYT sınavında da belki buradan bir soru karşınıza gelebilir. Geldik şimdi coğrafyanın tarihsel süreçteki gelişimi ve tarihsel seyrine bakmamız gerekirse. Burada özellikle ilk çağ coğrafyası Yunan medeniyetinin şekillendirdiği bir coğrafyadır. Bu dönemde Platon, Erastostane, Strabon, Batlamyus gibi önemli bilim insanları var ve bunların Batlamyus'un mesela Geografi gesis dediğimiz bir eseri var. Erastostanes'in gene Geografi dediğimiz bir eseri var. Önemli. Orta Çağ coğrafyasına geldiğimizde özellikle o Batı kültür bölgesinde kilisenin baskıcı bir tutumu pozitif bilimlerin gerilemesine, İslam dünyasında ise o pozitif bilimlerin ilerlemesine neden olmuştur. Bu dönemde Birinu, Mesudi, Maksidi, i̇bn Sina, Kaşgarlı Mahmud gibi coğrafya bilimine ciddi anlamda katkı sağlamış bilim insanları var ve bunların birçok eseri de yer almaktadır diyebiliriz. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi, Katip Çelebi'nin Cihan Nüması, Miratül Memarik, onun dışında Kitabı Bahriye bunlar genel itibariyle bu dönem ve sonrasında coğrafya ile ilgili gelişimde katkı sunan eserlerdir diyebiliriz. Peki yeni ve yakın çağda coğrafya özellikle coğrafi keşiflerle birlikte Avrupalılar anlamında ciddi anlamda ilerletilmiştir diyebiliriz. Burada da özellikle İspanyol ve Portekizliler coğrafyanın gelişimine coğrafi keşiflerle birlikte ciddi katkılar sağlamıştır diyebiliriz. Yakın çağa geldiğimizde coğrafya artık sistemleşmekte. Fiziki coğrafya kısmı Alexander von Humboldt kurucu anlamda. Beşeri coğrafya kısmı ise Karl Ritter ile bir sistem kazanmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki o coğrafyanın gelişiminde Osmanlı Devleti dönemiyle ilgili olaylara baktığımızda Fatih Sultan Mehmet bakın dikkat edin Batlamyus'un eserini tercüme ettirmiş ve ilk coğrafi eseri Osmanlı uygarlığına kazandırmıştır. Piri Reis'in Kitabı Bahriyesi ve Dünya Haritası ki o döneme kadar ve o dönem sonrasında çizilmiş en net en güzel dünya haritası olarak ifade edilmekte. Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eseri gezip gördüğü yerleri yazdığı Gezi ve Anı Defteri, Katip Çelebi'nin Cihan Numa adlı eseri bu dönemdeki coğrafya ile ilgili önemli yazılan eserlerdir. Türkiye coğrafyasına yani bizim ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin coğrafya gelişimine baktığımızda bu dönemde birçok bilim insanı coğrafyanın gelişmesine katkı sağlamıştır. Bunların içerisinde Sırrı Erinç, Hayati Doğanay, Reşat İzbırak, Faik Sabri Duran, Hamit Sadi Selen, Ali Macit Arda gibi önemli bilim insanları Türkiye coğrafyasının da coğrafya biliminin gelişmesine katkı sunmuştur diyebiliriz. Geldik ikinci bölüm kısmımız dünyanın şekli, sonuçları ve dünyanın hareketleri. Şimdi dünyanın kendine özgü bir şekli vardı ve biz bu şekle ne diyorduk? Geoid diyorduk. Peki bu geoid nedir? Dünyanın kutup noktalarından basık yani kuzey kutup noktası ve güney kutup noktasından basık Ekvator'dan ise şişkin kendine has şekline verdiğimiz isimdir. Peki bu nasıl bulunmuş? Bu şöyle bulunuyor. Birincisi ben Ekvator'dan bir noktadan başlarsam hemen şöyle düzelteyim. Bir noktadan başladım, şöyle devam ediyorum ve burada Ekvator çevresini dolanmış oldum. Ekvator çevresinin total uzunluğu 40.076 kilometreyi de hatırlayalım. Aynı olayı kutuplar içinde yapabilirim. Bir meridyen yayıyla bir kutuptan diğer kutuba giderim. Onun anti meridyeni ile tekrar diğer kutuba giderim. Bu sefer de kutuplar çevresi. Yani bir meridyen yayı bunu tam daire yapan diğer anti meridyeninin total uzunluğu 40009 kilometredir. O zaman bu dünyanın tam bir küre olmadığı gerçeğini ortaya koyacaktır. Aynı şekilde kutupların yarı çapı 6357 kilometre. Şuraya şöyle yazayım. Ekvatorun yarıçapı neydi hatırlayalım. 6378 kilometreydi. O zaman ekvator yarı çapı ile kutuplar yarı çapı da birbirinden ayrı mı? Tabii ki de farklı. O zaman bu dünyanın tam bir küre olmadığı gerçeğini ortaya koyacaktır. İşte biz bu şekle ne diyorduk? Geoid şekil diyorduk. Peki geoidi kanıtlayan durumlar neydi? Hemen şöyle hatırla. Bunu ne olarak kodlamıştık? 4C olarak kodlamıştık. Ne demek istiyoruz? Ekvator çevresi kutuplar çevresinden uzun dedik. Bu Dünya'nın geoit bir şekle sahip olduğunu kanıtlıyor. İkincisi, ekvator yarı çapı kutuplar yarı çapından uzundur. Bu da Dünya'nın geoit bir şekle sahip olduğunu kanıtlar. Yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar. gene bu da Dünya'nın geoit bir şekle sahip olduğunu kanıtlar. Dünya üzerinde çizebileceğimiz en geniş çember her zaman ekvatordur. Bu da gene Dünya'nın geoit bir şekle sahip olduğunu kanıtlıyordu. O zaman şunu unutma. Bana bir ifade de. Geoid olduğunu kanıtlar diyorsa 4 çeyi alacağım çap çekim çember çevre bunu unutmayalım. Bununla birlikte dünyanın şeklinin sonuçları içerisinde geoid olduğunu kanıtlamayıp da bazı durumlar meydana geliyordu. Nedir bu dersek güneş ışınlarının geliş açısı. Dünyada her yere aynı açıyla gelmiyordu ve ekvatora güneş ışınları daha dik açıyla kutuplara ise güneş ışınları daha Eğik açıyla gelmekteydi. Evet bu da dünyamızın şeklinin bir sonucu ama geoid olduğunu kanıtlamıyor. Peki güneşin yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. Bunun sonucunda neler olacaktır? 1- Sıcaklık ortalaması ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. O zaman şuraya şöyle diyeyim ki sıcaklık ortalaması kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bunun dışında cisimlerin ölçülen gölge boyları kutuplara doğru gidildikçe uzar. Denizler var değil mi? Deniz suyu sıcaklığı kutba doğru gidildikçe azalır ve aynı zamanda deniz ve okyanusların tuzluluk oranı kutuplara doğru gidildikçe azalır. Burada mesela önemli yerler vardı değil mi? Mesela Kızıl Deniz, Akdeniz. Hangisi daha tuzlu? Tabii ki de Kızıl Deniz neden Ekvatora yakın çünkü. O zaman bunu ben neyle açıklıyorum? Güneşin yere düşme açısı, sıcaklığın kutba doğru azalmasıyla açıklıyorum. Peki bu neyle ilgili bir durum? Dünyanın şekliyle ilgili bir durumdur. Bunu da unutmayalım. Kalıcı kar alt sınırı hemen şöyle bunu da şurada göstermem gerekirse Ekvator'da sen karı nerede göreceksin? Dağın ta tepesinde göreceksin. Ama Kutup'a doğru gidildikçe bu kar sınırı ne yapıyor? Aşağılara doğru geliyor. O zaman kalıcı karımızın alt sınırı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe alçalır. Bu neyi etkiler? Bu mesela ormanın yetişebileceği sınırı etkiler. Orman üst sınırı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe alçalır yerleşme üst sınırı gene ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe alçalır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Bunun dışında mesela nelerimiz vardı? Yatay doğrultuda çizdiğimiz paralellerimiz vardı değil mi? Ve dikkat ederseniz paralellerimizin çevre uzunlukları ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalır. Bunun sonucunda neler meydana geliyordu? Dünyanın dönüşünden kaynaklanan çizgisel hız kutuplara doğru gidildikçe azalır. Grup ve tan süresi yani güneşin doğuş ve batış süreleri kutuplara doğru gidildikçe uzar. Biz eğer ki romantik bir şekilde güneşin batışını böyle izlememiz gerekiyorsa kutba yakın bir yere gitmek zorundayız. Ve bu soru ifadelerinde şöyle de karşınıza gelebilir. Alaca karanlık süresi kutuplara doğru gidildikçe uzar. Tamam yatay doğrultudakilere paralel dedik bir de dikey doğrultuda çizdiğimiz bir kutuptan diğer kutba giden yarım çemberler. Nelerdi bunlar? Meridyenlerdi. Meridyeni şöyle gönderiyorum. Bakın şuna dikkat edin meridyende. Ekvatorda iki meridyen arası mesafe bu kadar iken kutuplara doğru gidildikçe meridyenlerimizin arasındaki mesafemiz ne yaptı? Kısaldı. Meridyenlerin boyları sabittir. Meridyenlerde değişen en önemli özelliğimiz nedir derseniz aralarındaki mesafelerdir. Bunu unutmayalım. Bu da bizim için önemli bir ifade. Şimdi güneş buraya bur Buradan geliyor ya dünyanın evet bir yarısı böyle aydınlık olur ancak diğer yarısı ne olacaktır? Karanlık olacaktır. O zaman dünyanın bir yarısı aydınlıkken diğer yarısının da karanlık olması dünyanın şeklinin sonucudur. Devamında mesela ne diyebiliriz? Geceyle gündüzü ayıran sınırımız bak şurası diyelim geceyle gündüzü ayıran sınırımız bu aydınlanma çizgisidir. Ama biz bunu ne gibi görüyoruz? çember gibi görüyoruz. Aydınlanma çizgisi de çember şeklindedir. Şimdi şunu unutma. Dünyanın şekline bağlı olarak ekvatora güneş ışınları yıl boyunca dik açıyla ya da dike yakın açıyla geliyor. Kutuplara doğru gidildikçe bu açı daralıyor. O zaman şunu unutmayalım. Ekvator sıcaksa sıcak bir yerde ısınan hava yükselir ve alçak basınç kuşağı oluşturur. O yüzden ekvator yıl boyunca termik alçak basınç kuşağıdır. Kutuplar soğuktur ve soğuyan hava ne yapar? Alçalır. Soğuyan hava alçalırsa yüksek basınç kuşağını oluşturur ve biz bu sıcaklıkla oluşan basınç kuşaklarına termik basınç kuşakları diyeceğiz. Ekvatorda yıl boyu termik alçak basınç, kutuplarda ise yıl boyunca termik yüksek basınç kuşağı oluşacaktır. Bir de şunu unutmayalım. Kutup yıldızı sadece kuzey yarım kürede görülürken güney yarım kürede göremeyiz. Bu da gene dünyanın şeklinin sonucudur. Ve bizim dünyamız küresel bir yüzeye sahip ya. Ben bu yüzeyi düzleme aktarırken doğru bir şekilde aktaramıyorum. İster istemez alanda açıda uzunlukta bozulmalar yaşanıyor. Peki geldik şimdi harekete. Şekil dediğimizde şunu unutmayalım ekvatordan kutba doğru gittiğimizde meydana gelen durumlardır. Harekete geldiğimizde ise dünya ekseni etrafındaki bir tam turunu bak burada önemli olan neydi batıdan doğuya doğru olacak şekilde 24 saatte tamamlar. O zaman öncelikle bizim neyi bilmemiz lazım dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesinin ne gibi sonuçları var bunu bilmemiz lazım. Hemen şuraya küçük olmasa da böyle bir güneş çizmemiz gerekirse. Şimdi dünya batıdan doğuya doğru böyle dönüyor ya. Doğudaki merkezler güneşi daha erken görecektir değil mi? O zaman doğuda güneş erken doğup erken batıyor mu? Batıyor. Doğuda güneşin erken doğup erken batmasının temel sebebi nedir dersek dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesidir. Bununla birlikte. Doğuda güneş erken doğup erken batıyorsa doğunun yerel saati batıya göre her zaman daha ileridir. O zaman gene bu da dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesiyle ilgili bir durumdur. Ve sürekli rüzgarların yönlerinde. Kuzey yarım kürede sağa doğru güney yarım kürede ise Sola doğru bir sapma yaşanacaktır. Bu sapmada gene dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesiyle ilgili bir durumdur. Okyanus akıntılarında da halkalanmalar yaşanacaktır diyebiliriz. Bak burada söylediğimiz doğuda güneşin erken doğup erken batması, doğuda yerel saatin her zaman ileri olması, sürekli rüzgarların kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola sapması, okyanus akıntılarında halkalanmaların yaşanması, dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesiyle ilgili bir durumdur diyebiliriz. Peki dünya bu hareketini ne kadarlık sürede tamamlıyor? 24 saatte. O zaman biz bu 24 saate ne diyeceğiz? Bir gün diyeceğiz. Ve unutma eksen hareketiyle ilgili ifadelerde bizim anahtar kelimemiz neydi? Gün içindeydi. Birinci bölüm bunu bulamazsam neyi bulacağım? Günlük ifadesini bulacağım ve bu kısımda cümlemi bitireceğim. Nasıl? Şimdi güneşin yere düşme açısı sabah ilk açıyla öğlen gelebileceği en dik açıyla akşam gene eğik açıyla geliyor. O zaman güneşin yere düşme açısı gün içinde değişti mi? Değişti. Bak şuna da dikkat et. Güneşin yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe değişti mi? Değişti. O zaman bak. Dikkat. Kulağını iyi aç. Eğer ki bana ekvatordan kutba doğru gittiğimde bir durumun değiştiğinden bahsediyorsa ...yüzde %99,9 bu dünyanın şeklidir. Ama zaman dilimi veriyorsa. Mesela buradaki zaman dilimimiz nedir? Gün içindedir. Ne dedik? Güneşin yere düşme açısı gün içinde değişir. Değil mi? O zaman zaman dilimi gün içinde ifadesi mi? O zaman bu günlük harekettir. Yani eksen hareketidir. Peki bu neyi etkiler derseniz? Mesela biz şuraya bir tane ağaç çizelim şöyle. E bu çizdiğimiz ağacın gölgesi sabah batıyı gösterecek. Akşam ise gölgesi doğuyu gösterecek. Gölgenin yönü gün içinde değişti mi? Değişti. Sabah gölgemiz ister istemez daha uzun Akşam gölgemiz ister istemez daha uzun, öğlen gölgemiz daha kısa olacaktır. O zaman gölgenin boyu da gün içinde değişti mi? Bak gün içinde değişir diyorum. Bununla birlikte sabahki sıcaklık değeri ile öğlenki ya da akşamki sıcaklık değeri aynı mı? Tabii ki de değil. O zaman sıcaklık da gün içinde değişecek mi? Değişecek. Şimdi düşünün. Şöyle dünyada şurayı şöyle aldım. Güneş burada ve burası artık ne? Aydınlık kısım. Değil mi? Ama dünya dönüyor değil mi? Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için şu siyahla çizdiğimiz geceyle gündüzü ayıran sınır dediğimiz aydınlanma çemberi nereye doğru hareket edecek? Batıya doğru hareket edecektir. O zaman burası gündüzken Burası geceydi ya ve devamında artık o gece olan yerde yavaş yavaş gündüze doğru geçiş yapacak mı? Yapacaktır. O zaman gece ve gündüz ne yaptı? Ardalandı. Bunu da unutmayalım. Günlük sıcaklık farkı özellikle kayaçlarda fiziksel ya da diğer ismiyle mekanik ayrışmaya, günlük basınç farkı da özellikle bir gün içerisinde yön değiştiren meltem rüzgarlarının oluşmasına sebep olacaktır ve dünyanın eksen hareketi 30 derece enleminde dinamik kökenli yüksek basınç kuşağını, 60 derece enleminde ise dinamik kökenli alçak basınç kuşağını oluşturacak. Dinamik basınçların oluşması dünyanın eksen hareketi, termik basınçların oluşması ise dünyanın şekli olarak ifade edilmekte. Bunu da unutmamış olalım. Ve aynı zamanda dünya ekseni etrafında dönmeye başladığında iki tane hızdan bahsederiz. Bunlardan birincisi çizgisel hız ve dünyanın birim zamanda kat ettiği yoldur. Ve bu hız. Ekvatorda 1670 kilometre iken ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bu hız azalır. Bak dikkat et. Ne dedik? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. O zaman çizgisel hızın kutuplara doğru azalmasının temel sebebi nedir derse dünyanın şeklidir diyeceğiz. Devamında açısal hız dünyanın ekseni çevresinde dönüşü sırasında birim zamanda aldığı yolun açı cinsinden değeridir. Ve açısal hız her yerde sabittir. Bunu unutmayalım. 4 dakika 1 derecelik açı. Eksen eğikli yıllık harekettir ve dünyanın 365 gün 6 saatte tamamladığı harekettir. Peki bunu nasıl tamamlıyor? Şu aşağıda görmüş olduğunuz yörünge üzerinde tamamlıyor. Ve biz bu yörüngeye ne diyoruz? Elips yörünge diyoruz. Ve burada dikkat edin. Dünya 3 Ocak tarihinde güneşe en yakın konumda 4 Temmuz tarihinde ise dünya güneşi en uzak konumda. O zaman şunu unutmayalım. Elips yörüngenin birinci sonucu. Dünyanın yörüngede güneşe olan mesafesi değişti mi? Değişti. Ve biz bu Aralık, Ocak, Şubat ayları dediğimiz bu dönemde yörüngede çekim kuvvetine bağlı olarak daha hızlı. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ise uzaklığımıza bağlı olarak çekim kuvvetimiz azalıyor ve yörüngede daha yavaş bir şekilde hareket ediyoruz. O zaman dünyanın yörüngedeki hızı da yıl içinde değişti mi? Değişti. Bakın dikkat edin. 21 Aralık bunlar mevsim başlangıçlarıydı. 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül. Eylül ekinoksu artı iki gün gecikmeyle yaşanıyor ve yarım kürelerde mevsim süreleri de farklılık göstermekte. Mesela biz 21 Haziran 23 Eylül arasında kuzey yarım kürede yaz mevsimini, güney yarım kürede ise kış mevsimini yaşıyoruz. Bakın bu aralıkta tamam mı çocuklar? O zaman ister istemez Kuzey yarım küre yazı daha uzun Güney Yarım küre'de kış mevsimini daha uzun yaşıyor haberiniz olsun bunu da böyle söylemiş olalım Peki bu yıllık hareket eksen eğikliği dediğimiz o nedir derseniz dünyanın yörünge düzlemi ile Ekvator düzlemi arasındaki açıdır bu açı kaç dereceymiş? 23 derece 27 dakikaymış. İşte arkadaşlar bizim başımıza bir yıl içerisinde gelen durumların alayının sorumlusu 23 derece 27 dakikalık açısal değerdir. O zaman buradaki anahtar ifademiz neymiş? Yıl içinde ve yıllık. Bak dikkat et. Tekrar geliyorum. Dünyanın şeklinde ekvatordan kutuplara doğru gidiyoruz. Eksen hareketinde gün içinde günlük diyoruz eksen eğikliğinde yıl içinde yıllık diyoruz. Nasıl? Şimdi gün içinde güneşin yeri düşme açısı sabah, öğle, akşam saatlerinde değişti mi? Değişti. Aynı zamanda yıl içinde de değişir. Yani düşününsene arkadaşlarım. Haziran ayındaki güneşin yere düşme açısı Türkiye'ye. Aralık ayında güneşin yere düşme açısı. Mart ayında güneşin yere düşme açısı ve eylül ayında güneşin yere düşme açısı farklı. Bunlar yılın ayları değil mi? O zaman yıl içinde güneşin yere düşme açısı değişir. E ne değişir o zaman? Gölgenin boyu yıl içinde değişir. Sıcaklık yıl içinde değişir. Yıllık sıcaklık ve yıllık basınç farkları oluşur. Bu sefer de yıllık dedik bak buna da dikkat edin ve aynı zamanda yıl içinde yön değiştiren muson rüzgarları oluşur. Gece ve gündüz süreleri yıl içinde değişir. Güneş'in doğduğu ve battığı konum yıl içinde değişecektir. Aydınlanma çemberi yıl içinde değişir ve biz bu 23 derece 27 dakika enlemlerine dönenceler diyoruz. O zaman dönenceler oluştu. 23 27 kuzey enlemi Yengeç Dönencesi, 23 27 güney enlemi Oğlak Dönencesi ve aynı zamanda 66 33'ler de kutup daireleridir. Bunların da oluşması eksen eğikliği ile ilgili bir durumdur ve unutmayalım matematik iklim kuşakları oluşmuştur. Nasıl? Biz dönenceler arasında kalan alana yani yengeç dönencesi ile oğlak dönencesi arasında kalan alana tropikal, ekvatoral kuşak diyoruz. Yengeç dönencesi ile kuzey kutup dairesi, oğlak dönencesi ile güney kutup dairesi arasında kalan alana orta kuşak diyoruz. Bak iki tane orta kuşak kısmı. Kutup dairesi ile kuzey kutup noktası Güney kutup dairesi ile güney kutup noktası arasında kalan alanı ise kutup kuşağı diyoruz. Bunun kaç derece enlemlerinden geçeceğini belirleyen de gene eksene eklidir. Bakın burada şunu unutmayalım. Bana eğer ki yıl içinde meydana gelen durumlar diyorsa eksene ekli. Gün içinde meydana gelen durumlar diyorsa eksen hareketi. Ekvatordan kutba doğru gidildikçe değişen durumlar diyorsa dünyanın şeklidir. Haberiniz olsun. 4 tane mevsim başlangıcımız vardı. Buradaki 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri ekinoks tarihleri ve dünya üzerinde tüm noktalarda gece ve gündüz eşitliğinin yaşandığı tarihler. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri ise solstis yani gün dönümü, en uzunlar. Nasıl 21 Mart tarihi. Güneş ışınları öğle vakti nereye dik açıyla geliyor? Ekvatora dik açıyla geliyor. Aynı durum 23 Eylül tarihi içinde geçerlidir. Bu iki tarihte de güneş ışınları nereye dik açıyla geldi? Ekvatora dik açıyla geldi. O zaman ekvatorda öğle vakti gölge boyu oluşmaz. Gece ile gündüzü ayıran sınır aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçti. Bak bu iki tarih içinde bu ortak bir özelliktir. 21 Mart tarihinde kuzey yarım kürede biz Ilk bahar mevsimini, Güney Yarımkürede ise sonbahar mevsimini yaşarız. 23 Eylül tarihinde Kuzey Yarımkürede sonbahar, Güney Yarımkürede ise ilkbahar mevsimini yaşarız. Bak buna dikkat et. 21 Mart tarihinden sonra, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Türkiye için hangi mevsime doğru geçiş yaptık? Yaz. O zaman 21 Mart tarihinden sonra Kuzey Yarımkürede gündüz süreleri uzamaya başlarken... 21 Mart tarihinde Güney Yarımküre'de gece süreleri uzamaya başlayacaktır. 23 Eylül'e geliyorum. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Hatta şimdi düşün sabah 7.30'da bir kalkıyorsun dışarıya çıkıyorsun. Hava karanlık sonra şunu düşünüyorsun. Ula acaba alarmı mı yanlış kurdum ya? Güneş daha doğmamış. Bu nasıl bir karanlık? Gece midir ya Rabb diyorsun. Neden? Çünkü bu sefer de biz Kuzey Yarımküre'de sonbahardan sonra... Kışa gidiyoruz ister istemez gece süremiz uzayacaktır. ...Güney Yarımküre ilkbahardan sonra yaza gider... ...o zaman da burada gündüz süresi ne yapacaktır... ...uzayacaktır diyebiliriz... ...bak bu tarihleri daha rahat bir şekilde... ...şu beyinde tutmak istiyorsan... ...ve beyni ekonomik kullanmak istiyorsan... ...dikkatli dinle... ...Türkiye'de sen Mart ayında... ...Eylül ayında... ...onun sonrasında yaşanan durumları biliyorsan... ...Kuzey Yarımküre'de de aynısı yaşanır... ...Güney Yarımküre'de tam tersi yaşanır... ...bitti... beyni ekonomik kullan... ...ya o kadar bilgiyi de doldurma... Birkaç şey bil, dikkat et, ona göre uyanık olman lazım bileceksin. Geldik 21 Haziran tarihi. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesini dik gelir ve kuzey yarım kürede bu tarihte yaz mevsimi, güney yarım kürede ise kış mevsimi yaşanır. İşte bu gün dönümüydü. En uzun Bak en uzun. E ben yaz yaşıyorsam en uzun neyi yaşarım kuzey yarım küre için? Gündüz. E güney yarım küre kışı yaşıyorsa en uzun neyi yaşayacak? Gece. Ve dikkat edin Dünyada güneyden kuzeye doğru gittiğimizde gece süresi kısalır, gündüz süresi uzar ve aydınlama çemberi kutup dairelerinden teğet geçer. Türkiye'de bu tarihte yaz mevsimi yaşanır, en uzun gündüz yaşanır ve kuzeye doğru gittiğimizde gündüz süresi uzadığı için Türkiye'de bu tarihte en uzun gündüz en kuzeyde yani Sinop'ta yaşanır. Peki 21 Aralık tarihi bu tarihte güneş ışınları oğlak dönencesine dik açıyla gelir. O yüzden güney yarım küre yaz, kuzey yarım küre kış. Buna bağlı olarak kuzey yarım küre en uzun gece, güney yarım küre ise en uzun gündüzü yaşayacaktır diyebiliriz. Ve dünyada güneyden kuzeye doğru gittiğimizde gece süremiz uzar. Niye? E kışı yaşıyorsun ister istemez gece süren ne yapacaktır? Uzayacaktır. Aydınlama çemberi gene kutup dairelinden teğet geçmektedir. Mevsimlerin özelliklerini biliyorsan yaşadığın coğrafyadan pay biçeceksin. Türkiye'de ne yaşanıyorsa aynısı kuzey yarım kürede. Tam tersi nerede yaşanır? Güney yarım kürede yaşanır. Allah'ını seven bunu unutmasın. Şimdi kutuplarda altı ay gece ve altı ay gündüz yaşanıyor ya bunların başlangıç tarihleri eşitliğin olduğu tarihler. Yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Burada da şuna dikkat et. Mart'tan sonra bak kuzey yarım küre ilkbahar. Sonra yaza gidiyordu gündüzü uzuyordu ya Mart'tan sonra kuzey kutup noktası 6 ay boyunca gündüz yaşar güney kutup noktası ise 6 ay boyunca gece yaşar Eylül'den sonra Ekim, Kasım, Aralık biz kuzey yarımküre olarak kışa ve gecemiz uzuyordu ya o yüzden de kuzey kutup noktası 6 ay boyunca bu tarihten itibaren gece, güney kutup noktası ise 6 ay boyunca bu tarihten itibaren gündüzde yaşayacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik koordinat sistemine. Paralel, meridyen, enlem, boylam kavramlarından bahsedeceğiz. Hipparkos, Allah ondan razı olsun. Bunları bulmuş ki biz birini aramaya kalktığımızda ya da bir yeri aramaya kalktığımızda hemen ne yapıyoruz? Tık tık konumuna bakıyoruz. Rahat bir şekilde bulunduğumuz yerden o alana gidebiliyoruz. Burada dört tane kavram dedik. Birinci kavramımız paralel. Paralel kavramını bilebilmemiz için dünyanın en geniş çemberini bilmemiz gerekiyor. Doğu batı yönlü uzanan. Kuzey güney yönlü dünyayı iki eşit parçaya ayıran en geniş daireye biz ekvator diyoruz ve unutmayalım ekvator başlangıç paralelidir. Derecesi neymiş? Sıfırmış. Ekvatora bir derece aralıklarla çizilen dairelere biz paralel daire diyoruz. Bakın dikkat edin. Aha da bunlar paralel daireler. Mesela şuna 10 derece paraleli, şuna 40 derece paralel diyorum. Hemen aynı şekilde aşağıya da geldim. Buna da 10 derece paraleli, aynı şekilde buna da 40 derece paralel dedim. Şimdi dikkat edin. 10'dan 2 tane, 40'dan 2 tane var mı? Var. Biz burada o zaman ekvatora göre bir konum belirlememiz lazım. Nasıl? Ekvatorun üst kısmındaysak... ...biz buradaki paralellere kuzey paraleli diyoruz... ...ve burası kuzey yarım küredir. Ekvatorun alt kısmındaysak... ...burası güney paralelidir... ...ve buraya biz güney yarım küre demekteyiz. Kuzeyde 90, güneyde 90... ...total 180 tane paralel dairemiz var. Ve paralellerin çevre uzunlukları dikkat ederseniz ben şuraya da şöyle çizersem kutuplara doğru gidildikçe ne yapıyor? Kısalıyor. Peki kutuba doğru gittikçe paralelin çevre uzunluğunun kısalmasının temel sebebi kutuba gidiyorsun. Neydi bunun sebebi? Dünyanın şekliydi. Hemen bunu da hatırla. Ve bunlar birer derece aralıklarla çizildiği için ardışık bir derecelik paraleller arasındaki kuş uçumu mesafe 111 kilometredir. Enlem. Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın ekvator düzlemine olan uzaklığının açı cinsinden değeri yani burada mesela enlem anlamında ne diyebiliriz? 40 derece 35 dakika 45 saniye kuzey diyebiliriz. Bak hem burada neyi kullandık? Dereceyi. Hem burada neyi kullandık? Dakikayı. Şuraya şöyle derece diye yazayım. Hem de burada neyi kullandık? Saniye kavramını kullandık. İşte bu dünya üzerinde tam nerede yer aldığımızı belirler. Enlemin ekvatordan kutba doğru gittiğimizde yaşadığımız etkileri vardır. O zaman şunu unutma. Enlem etkisi eşittir dünyanın şeklidir. Gel bakalım. Ne diyor burada? Enlem etkisine bağlı olarak ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe ya biz bunu biraz önce görmedik mi? Gördük. Güneş ışınlarının yere düşme açısı ne yapar? Daralır. Ekvatora güneş ışınları daha dik açıyla geliyor. Kutupları ise güneş daha eğik açıyla geliyor. E bu dünyanın şeklinin sonucuydu. E aynı zamanda enlem etkisidir. Cisimlerin gölge boyları kutba doğru gidildikçe uzar. Sıcaklık ortalamaları kutba doğru gidildikçe azalır. Denizlerdeki buharlaşma miktarı kutba doğru gidildikçe azalır. Denizlerin tuzluluk oranı kutba doğru gidildikçe azalır. Kalıcı kar alt sınırı kutba doğru gidildikçe alçalır. Bitki örtüsü ister istemez kuşaklar oluşturur. Tarım üst sınırı, orman üst sınırı, yerleşme üst sınırları kutba doğru gidildikçe alçalır. Ne ister istemez yürütülen ekonomik faaliyetlerde çeşitlenir, değişiklik gösterir diyebiliriz. Bak burada da şunu unutmayalım çocuklar. Enlem etkisi nedir? Dünyanın şeklidir. O zaman ben dünyanın şeklini iyi bilirsem enlem etkisiyle ilgili gelebilecek soruları da rahat bir şekilde yapabilirim. Mesela buna ben bizim ülkemiz bazlı örnek vermemiz gerekirse... Şuraya şöyle çok uzatmayayım. Hatay diyeyim. Şuraya şöyle Sinop diyeyim. Şuraya şöyle İzmir diyeyim ve şuraya da şöyle geleyim. Van diyeyim. Tamam buradan da bizi izleyenlere selam olsun diyoruz. Hatay'dan sıcaklık yıl boyunca İzmir'den fazlaysa bu ne ile ilgilidir? E Hatay ekvatora yakın, İzmir Hatay'a göre kutba daha yakın. Enlem etkisiyle açıklayabileceğimiz bir durumdur. Ya da Hatay'da ölçülen gölge boyu Sinop'a göre yıl boyunca daha kısaysa gene enlem etkisiyle açıklayabildiğimiz durumdur. Ama şöyle ifadeler gelirse atıyorum Sinop'a dedi ki sıcaklığı 10 derece. Van'a geldi sıcaklık 5 derece dedi. Sinop Van'dan daha sıcak mı? Evet sıcak. Ama Sinop kutba daha yakın değil mi? Van'a göre. Evet yakın. Nasıl Sinop daha sıcak oluyor? İşte ben bunu enlemle açıklayamıyorum. Enleme ne yaptı bu durum? Çelişti. Neyle açıklayabilirim? Denizelli, karasallık yükselti ilişkisiyle açıklayabilirim. Ya da aynı enlemde yer alan İzmir ve Van sıcaklıkları farklı. Enlemle çelişir. Aynı enlemdeysen sıcaklığının aynı olması gerekir bunu da unutmayalım. Meridyen nedir dersek bir kutuptan diğer kutba giden ve paralelleri dik açıyla kesen yarım çemberlerdir. Başlangıç meridyeni İngiltere'nin Londra kentinin Greenwich gözlem evinden geçer ve burada Greenwich'in sağ tarafındaki meridyenler doğu meridyeni. Greenwich'in sol tarafındaki meridyenler batı meridyeni. Biz Greenwich'in sağ tarafına doğu yarım küreye, sol tarafını ise batı yarım küre diyeceğiz. Doğu yarım kürede total kaç tane 180, batı yarım kürede de total 180 360 meridyen yayımız vardır. Şunu unutmayalım, meridyenlerin boyları sabittir. Çünkü bir kutuptan başlar, diğer kutba gider. Ama şuna dikkat edin. Meridyenlerin arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalır. Buna da dikkat etmemizde fayda var. Ve hemen geldik boylam. Şimdi paralel dedik enlem, meridyen dedik boylam. O zaman burada şuna dikkat et. Boylam dünya üzerindeki herhangi bir yerin başlangıç meridyeni dediğimiz yani Greenwich'e olan uzaklığıdır diyebiliriz. Boylamda biz derece, dakika ve saniye ifadelerini kullanmaktayız ve Boylam etkisi dediğimizde arkadaşlar zaman yani yerel saat üzerinde etkilidir ve ardışık birer derecelik boylamlar arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Şunu unutmayalım. Aynı enlem üzerinde mesela 40 derece kuzey enlemi üzerinde şuraya şöyle tekrar çizeyim. 40 derece kuzey enlemi üzerinde bir A bir de B noktası varsa bu iki merkeze yıl boyunca güneş ışınları öğle vakti aynı açıyla gelir. Öyle vakti ölçülen gölge boyları aynıdır. Ve şunu unutmayalım çizgisel hızları aynıdır. Grup tam süreleri birbirine eşittir diyebiliriz. Aynı boylam üzerinde yer alan merkezler varsa mesela burada bir A burada bir B merkezi varsa bunların yerel saatleri ortaktır. Güneşin en tepede olduğu bak cümleyi verir anları ortaktır der. An ifadesini görüyorsan gölge boyunun en kısa olduğu an ortaktır. Yerel saatle 12'dir ve şunu unutmayalım. Sadece ekinoks tarihlerinde bu iki merkezli güneş aynı anda doğup aynı anda batar. Yerel saat dediğimizde o güneşin ufuktaki konumuna göre belirlenen saat dilimidir. Bakın dikkat edin. Van'da güneşin ufuk düzlemindeki konumu böyleyken Kayseri'de böyle ve İzmir'de böyle. O zaman ben şunu bilmek zorundayım. Doğuda yerel saat daha ileri. Çünkü bak dikkat edersen Van'da güneş doğmuş öğle vaktini geçmiş. Kayseri'de tam öğle vakti yaşanıyor yerel saat 12. İzmir'de daha öyle henüz yaşanmamıştır. O zaman doğuda yerel saat ileri batıda yerel saat geri. Neden? Çünkü doğuda güneş erken doğar erken batar. Batıda geç doğar geç batar. Ardışık birer derecelik Meridyen demeyim şuraya şöyle düzelteyim. Boylamlar arasındaki zaman farkı 4 dakika. Ve şunu da unutmayalım. 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde dünya üzerindeki tüm noktalarda 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır. Birazdan bu zaman dilimlerindeki ifadelere geleceğiz. Ve en önemli ifadelerden bir tanesi. Aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda yerel saat yıl boyunca ortaktır diyebiliriz. Ve şöyle bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane merkez belirlemişiz. Şimdi 1 ile 2'nin ortak özelliği nedir dersek 60 derece batı meridyeni üzerinde. 60 derece batı meridyeni üzerinde ise 1 ve 2 de yerel saat ve öğle vakti aynıdır. Yani yerel saatle 12 öğle vaktidir ve 1 ve 2 de yerel saat ortaktır. Hemen geliyorum 1 ve 3 arası. Bak 1 60 derece batıda mı? 3'e geliyorum. Bak şurası 0 derece. Yani ne demektir bu? Greenwich sevgili arkadaşlar. Burası batı meridyenlerinin bulunduğu yer. Burası da doğu meridyenlerinin bulunduğu yer. 1'e bakıyorum. 60 derece batıda mı? Batıda. Hemen şöyle geldim 3'e bakıyorum. 30 derece doğuda mı? Doğuda. Arada bir Greenwich var mı? Var. O zaman burada 60 tane boylam Burada da 30 tane boylam var mı? 90 tane boylamımız var. Meridyen dese de olur sıkıntı yok. İkisi de aynı ifade diyebilirsiniz. Her bir boylam arası 4 dakika değil miydi? E 90 çarpı 4 dersek 360 dakika yapmayacak mı? 360 dakika eşittir 6 saat olmaz mı? O zaman burada 6 saatlik bir farkın olduğunu söyleyebiliriz. Biz burada ne yaptık? O iki merkez arasındaki neyi bulduk arkadaşlar? özellikle iki merkez arasındaki boylam farkını bulduk. Ve şunu unutmayalım. Güneş 4 numaralı merkezde doğduğunda 8 saat sonra 8 saat nedir? Şöyle yapıyorum hemen. 60 çarpı 8 480. Bak 480. 480 dakika. Her bir boylam arası 4 dakika değil miydi? 480 bölü 4 dersem 120 boylam daha batıya doğru gitmem gerekiyor mu? E 120 boylam daha batıya gidersem 3'e gelmem mi? O zaman güneş 4'te doğduktan 8 saat sonra 3'te doğmaz mı? İster istemez doğacaktır. Bakın buraya 6 ve 4 arasında tarih farkı vardır diyor. Nasıl tarih farkı var? Şurada. 180 derece meridyeni tarih değiştirme çizgisi olarak geçer. Ve hemen şuraya baktığımızda tarih değiştirme çizgisinin batı kısmındadır. Burada gün bir gün ileridir. Burası ise tarih değiştirme çizgisinin doğusudur. Gün burada da bir gün geridir. Bunu da unutmayalım. Yerel saati en ileri olan merkez ve yerel saati en geri olan merkezde gene bunların ikisi olduğu diyebiliriz. Hemen burayla ilgili birkaç soru çözüp geçelim. Diyor ki 45 doğu boylamında yerel saat 19.03 iken 15 doğu boylamında yerel saat kaçtır? Bak böyle sorularda hemen şöyle şunu çiz. Şimdi doğu boylamı demiş, doğu boylamı demiş. O zaman ben Greenwich'i 0 dereceyi şuraya koyayım. 0'dan başlarsam ilk karşıma kim gelir? 15 derece doğu boylamı gelir. Ve burada zaten bana saatin kaç olduğunu söylemiş. Hemen şöyle geliyorum. Şuraya da 45 derece doğu boylamı dedim ve burada saat 19.03. 1903 diyoruz ve Beşiktaş'ımız. Devam ettik. Şimdi bak. Yerel saat sorularını çözerken bu iki merkez arasındaki boylam farkını alman gerekiyor. Peki 45 doğu 15 doğu ikisi de doğu yarım kürede olduğu için bunları birbirinden çıkaracağız. 45 derece eksi 15 derece dedik eşittir 30 derecelik bir fark var. Her bir boylam arasındaki zaman farkı 4 dakikaydı. O zaman 30 çarpı 4 dakika diyorum ve 120 dakikalık bir zaman farkı var dedik. E 120 dakika nedir? 120 dakika 60-62 saattir. O zaman iki saatlik bir zaman farkı var mı bu iki merkez arasında? Var. Bana verilen yer doğuda. Benden istenen yer daha batıda olduğu için yerel saati daha geridir. Ne kadar geri? 2 saat geri. 19, 18, 17, 03 buranın yerel saati yaptı diyebiliriz geldik. 21 Mart tarihinde 30 derece doğu boylamında güneş yerel saatte 06.03'te doğuyorsa 15 batı boylamında yerel saatte kaçta batar? Böyle sorularda güneş bir yerde doğarken diğer yerde batırıyorsanız yerel saat gibi düşünmeyin. 21 Mart ya da 23 Eylül verecektir. Neden? Çünkü bu iki tarihte dünya üzerindeki tüm noktalarda gece ve gündüz eşitliği yaşanıyor. O zaman şöyle bak. 30 doğu 15 batı demiş mi? Hemen şöyle siyah kalemimi alıyorum hattımı çekiyorum. Şuraya 0 derece Greenwich yazdım. 30 doğu diyorsa o zaman şuraya şöyle 30 derece doğu yazdım. 15 batı da Greenwich'in sol tarafında olacak ya. 15 batıyı da buraya böylece yazdım. Ve demiş ki 30 doğu boylamında güneş 0, 6, 0, doğuyormuş. Bana diyor ki 15 batı boylamında kaçta batar? Ulan böyle soru mu olur diyeceksin ama olur. Bak şimdi dikkat et. 21 Mart tarihinde gece gündüz eşitliği var mı? 12 saat gece 12 saat gündüz var. O zaman burada saat 06.03'te güneş doğmuşsa 12 saat sonra yani 18.03'te güneş batar mı? Batar. Sen daha batıya mı gidiyorsun? E daha batıya gidiyorsan güneş daha geç batar diyeceksin. Yerel saati geridir ama güneş daha geç batacaktır. Tamam mı çocuklar? Zaten aynı ifadedir. Peki ne kadarlık bir geç? Boylam farkı çarpı 4 dakika kadar. Şimdi bak dikkat et. Biri doğu, biri batı ya. O zaman bunların ikisi farklı yarım kürede olduğu için toplarım. Aynı yarım kürede olsaydı çıkaracaktım. 30-15 daha 45 boylamlık fark var. Çarpı 4 dakika diyorum. 4 dakika dersem 45, 90. 135 ve 180 dakikalık zaman farkımız var. E 180 dakika eşittir 3 saattir. O zaman 3 saat daha sonra batacaktır. 18 19 20 21 03 diyorum arkadaşlar. 21 03 buranın yerel saatine göre battığı zaman dilimidir. Haberiniz olsun bunu da böyle söylemiş olalım. Güneşin ufuk düzlemindeki konumunda şunu unutmayalım. Eğer ki bir merkezde güneş batmaya ne kadar yakınsa orası daha doğudadır. Doğduğu zamanı ne kadar yakınsa orası daha batıdadır. Eğer ki bir merkezde güneş tam tepedeyse orada da yerel saat 12'dir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Özellikle şöyle sorularda. Güneş. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri için verir bunu. Çünkü 12 saatlik bir gündüz süren var ya, güneş ufuk düzleminde şöyle bir hareket yaptığında total burada kaç derecelik bir açı var? 180 derecelik bir açı var. Ve bunun şuradaki değeri kaçmış? 30 dereceymiş. Yani 6'da 1'lik kısmıymış ve burada her 15 derecelik açıda 1 saatse 30 derecelik açıda 2 saattir ve yerel saat 08'dir. Bak buradaki sorular sana geldiğinde ya 21 Mart ya da 23 Eylül ile ilgili gelmiş olur. Haberiniz olsun. Diğer ifadelerde gündüzün süresini vermesi gerekiyor. Onu da öylelikle söylemiş olalım. Şimdi burada da 135 derecelik bir açı yapmış. E her 15 derece 1 saat değil miydi? 135 derece dersek 15 çarpı kaç kat olacak? 9 kat olacak. O zaman 9 saat geçmiş oluyor. Güneş 6'da doğduğunu varsayarsam 9 saat dersek saat kaç oldu burada? 15.00 oldu. Burada da saatimiz 08.00 oldu. Haberiniz olsun. Şimdi biz günün bir gün ileri ya da bir gün geri olduğu kısmını 180 derece meridyeninin bulunduğu yerdeki tarih değiştirme çizgisine göre belirliyoruz. 180 derece meridyeni üzerinden geçer ama zigzaglar yapar. Çünkü buradaki ada ülkelerindeki gün birliğini ortaya o, o sorunu yaratmaması için öyle söyleyeyim size. Tarih değiştirme çizgisinin burası batı kısmıdır ve burada gün bir gün ileridir. Yanlış duymadınız batı kısmı çünkü tarih değiştirme çizgisinin sorularındaki ifadeleri böyle verir. Burası tarih değiştirme çizgisinin doğusudur ve burada gün bir gün geridir, haberiniz olsun. Zaten şuraya bakarsanız Kuzey ve Güney Amerika e yeni yılı ilk kim kutluyor? Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya, Çin kutluyor. En son Amerika Birleşik Devletleri falan kutluyor, haberiniz olsun. Bunu da böylelikle söylemiş olun. Bak geldik 180 derece meridyeni burası. E burası tarih değiştirme çizgisinin batı kısmı yerel saati daha ileri. Burası tarih değiştirme çizgisinin doğusu yerel saati daha geri. Yerel saati en ileri olan B merkezi. Yerel saati en geri olan C merkezi. Yerel saati yani yeni yıla ilk girecek kim? B. Yeni yıla son girecek kim? C'dir diyebiliriz arkadaşlar. Geldik uluslararası saat dilimi. Dünyayı 24 tane saat dilimine böldük ki Burada ortak bir saat dilimi olarak da bunları biz kullanabilelim. Ve burada Grimmich'ten sonra doğuya doğru gidersek artı 1 artı 2 artı 3 diye gideriz ve her 15'te bir saatlik bir zaman dilimi oluşturuyoruz. 15 derece çarpı 4 dakikadan 60 dakika bir saat yapıyor ya birinci saat dilimi. Bir 30 daha gidersen 2, 45 gidersen 3, 60 gidersen 4 diye gidecektir. Ve burada Sorular genel itibariyle burada böyle gelir. Üçüncü saat diliminde 16.40'da oynanacak olan bir futbol maçı eksi yedinci saat diliminde. Eksiler ise Greenwich'in batı yarım küresine batıya gittiğimizde. Hemen şöyle o zaman yapıyorum. Bak şurası sıfır derece Greenwich yani sıfırıncı ulusal saat dilimi. Bana ne demiş? üçüncü ulusal saat dilimi. Şuraya şöyle üçüncü ulusal saat dilimi dedim. Buraya da böyle gelmiş. Eksi yedinci ulusal saat dilimi diyor. Üçüncü ulusal saat diliminde 16.40'da oynanacak bir maç. Eksi yedide kaçta izlenir diyor. Bak burada şuna dikkat edin. Burada üç tane saat farkı var mı? Var. Burada yedi tane saat farkı var mı? Çünkü eksi yediye kadar gitmişiz. Yedi saat üçe kadar gitmişiz. Üç saat. 7 artı 3 dersek burada total 10 saatlik bir zaman farkı var mı? Var. Burada 16.40'da oynanacak mı? 10 saat daha geride izlenmesi gerekmez mi aynı anda? 16.40 dediğimiz geriye geldim 10 saat kaç yapar? 12 saat gelsem bak burada da şöyle düşünebilirsiniz. 12 saat geriye gelsem 0440 yapmıyor mu? 2 saat daha ileriye gidersem 10 saat yapmış olur. 0, 6, 40 oldu. Sorumuzun cevabı. Ortak saat, yerel saat karışıklıklarını önlemek için oluşturduğumuz durumlardır. Ve her 15'in katı ülkeler bazlı ortak saat olarak kullanmakta. Biz 3. saat dilimi yani 45 derece doğu boylamını ortak saat olarak kullanıyoruz. Ve şunu unutmayalım. Doğu-batı yönlü geniş olan ülkeler birden fazla ortak saat kullanır. Doğu-batı yönlü dar olan ülkeler ise tek bir ortak saat kullanır diyebiliriz. Türkiye'nin coğrafi konumuna geldiğimizde bunu mutlak ve göreceli konum olarak ikiye ayırıyoruz. Türkiye 36 derece kuzey 42 derece kuzey enlemleri, 26 derece doğu 45 derece doğu boylamları arasında yer alır. O zaman şunu unutmayalım. Eğer ki bizim Enlem ve boylam derecelerimize göre verilen bir sonuç varsa bu Türkiye'nin mutlak konumuyla ilgili bir durumdur. Mesela nasıl? Türkiye kuzey yarım kürede yer almaktadır enlemle ilgili. Türkiye Greenwich'e göre de Doğu yarım kürede yer almaktadır enlemle ilgili. Türkiye kuzey yarım kürede yer aldığı için kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalır, gölge boyu uzar, tuzluluk oranı azalır, kalıcı karın alt sınırı alçalır. Bunların hepsi mutlak konumla ilgilidir. Ve Türkiye'nin en kuzey ile en güney arasında 666 kilometre kuş uçum mesafe. En doğusu ile en batısı arasında da 76 dakikalık zaman farkı vardır. Bunu da unutmayalım. Ve aynı zamanda Türkiye orta kuşakta yer almaktadır. Türkiye orta kuşakta yer aldığı için dört mevsim belirgin yaşanır, batır rüzgarları etkilidir, cephe yağışları görülür ve Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer alır. Ve Türkiye Yengeç Dönencesinin kuzeyinde yer alır. Yengeç Dönencesinin kuzeyinde yer aldığı için güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez, her zaman gölgemiz oluşur. Göreceli konum dediğimizde bize özel, bize has durumlardır. Mesela Asya. Avrupa ve Afrika kıtaları. Bak hemen şöyle yazayım. Avrupa kıtası, Asya kıtası ve Afrika kıtasının tam kesişim noktasındayız. O zaman bu bizim göreceli konumumuzun sonucudur. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım adadır. Göreceli konumumuzun sonucu. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlar. İki kıtada toprağı bulunur. Doğusunda petrol, doğalgaz zengini ülkeler, batısında sanayi gelişmiş Avrupa ülkeleri var. Birçok küresel bölgesel örgüte üye olmamız, yer şekillerimizin kısa mesafede çeşitlilik göstermesi, doğuya doğru gidildikçe yükseltimizin artması bunların hepsi Türkiye'nin göreceli konumunun sonuçlarıdır. Bak dikkat et bize özel bize has durumlardır bunlar haberiniz olsun. İstanbul Çanakkale Boğazları'na sahibiz. Jeostratejik anlamda bu bize önemli bir konum kazanmıştır. Bize has bir durumdur. Ya da doğuya doğru gidildikçe yükseltimizin artması, sıcaklığımızın azalması gene bize, bize özel, bize has bir durumdur haberiniz olsun. Şunu unutma. Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Bu enlem etkisidir. Yani mutlak konumun sonucudur. Türkiye'de Batı'dan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Bu göreceli konum sonucudur yani yükseltinin etkisidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik harita bilgisi kısmına. Dünyanın tamamının ya da bir bölümünün belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek kuş bakışı görünümünün düzleme aktarılması işlemidir. O zaman bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için kuş bakışı görünümüne sahip olması lazım. Yani tepeden görmemiz lazım. Ve bu gördüğümüz yeri belirli bir olanda küçültmemiz lazım. Ölçek kullanmamız gerekiyor ve burayı ne yapmamız gerekiyor? Düzleme aktarmamız gerekiyor. Peki düzleme aktarmadan yaptığımız çizimler vardı. Buradaki çizimler sevgili arkadaşlar. Peki bu çizimler nedir dersek biz bu çizimlere kroki diyoruz. Kroki'de de gene kuş bakışı görünüm var. Kuroki'de de gene düzleme aktarma var ama Kuroki'de belli bir oranda küçültme yok. Yani ölçek yok. Ölçeksiz çizimler hemen şuraya şöyle yazıyorum. Ölçeksiz çizimler Kuroki'lerdir. Ölçekli çizimler ise harita olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar bunu unutmayalım. Peki biz bir harita çizdiğimizde haritanın bazı unsurlarının olması lazım. Ve bunlardan ilk belirleyeceğimiz başlıktır. Başlık aslında bizim amacımızı gösterir. Amaç ilk belirlenir ...amaca uygun başlık adıdır. Bununla birlikte ölçek olması lazım ki... ...bu çizimimiz harita olsun. Haritada kullandığımız sembol simgeyi... ...ne anlama geldiğini lejant kısmında belirtiyoruz. Enlem ve boylam derecelerimiz... ...bizim coğrafi koordinatlarımızdır. Ve bir de şurada görülüyor ama... ...ben şuraya şöyle bunu da göstereyim. Bazen böyle K olarak verir. Peki bu nedir derseniz bu da... ...yön oku olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar genel itibariyle... ...haritanın unsurları, elemanlarıdır. Peki küresel bir yüzey düzleme aktarıyoruz biz. Aktarırken doğru bir aktarma işlemi yapamıyoruz ve bozulmalar yaşanıyor. Bu bozulmayı en aza indirebilmek için projeksiyon yöntemlerini geliştirmişiz. Burada 3 tane yöntemimiz var. Silindirik projeksiyon yöntemi ekvator çevresi için uygun ve kutuplara doğru gidildikçe bozulmanın arttığı bir yöntemdi. Konik projeksiyon yöntemi orta kuşak çevresi için uygun, ekvatora ya da kutba doğru gittiğimizde bozulmanın arttığı bir yöntemdi. Düzlem projeksiyon yöntemi ise hem dar alanların çiziminde hem de kutuplar çevresi için uygun bir yöntemdi. Ekvatora doğru geldiğimizde bozulmamız artıyordu. Şunu da unutmayalım. Türkiye gibi orta kuşak ülkelerinin çiziminde kullanacağımız projeksiyon yöntemi konik projeksiyon yöntemidir diyebiliriz. Mekansal verileri biz haritaya aktarırken nokta yöntemini kullanırız. Yani noktasal veri, çizgi yöntemini kullanırız, bir de alan yöntemini kullanırız. Mesela Nokta yöntemiyle zirveyi gösterebilirsin. Şöyle zirve yaparsın. Bir su kuyusunu nokta yöntemiyle gösterebilirsin. Alan yöntemiyle mesela bir tarlayı gösterebilirsin, bir denizi gösterebilirsin. Çizgi yöntemiyle bir yolu gösterebilirsin ya da bir akar suyu gösterebilirsiniz. Bunu da unutmayalım. Ve geldik haritalarda ölçek. Ölçek nedir? Haritadaki küçültme oranıdır. Ve biz ölçeği ikiye ayırıyoruz. Kesir ölçek ve çizgi ölçek. Kesir ölçek pay ve payda şeklinde gösterilen kısımdır. Pay her zaman 1 olmalıdır ve buradaki birimler mutlaka santimetre olmalıdır. Ne demek istiyor bu? Haritadaki 1 santimetrelik bir yer gerçekte aslında 500 bin santimetreymiş. Ve biz ölçeği böyle gösterebileceğimiz gibi eş bölmeli aralıklar çentiklerle de gösterebiliriz. Çentik aralıkları haritadaki uzaklığı simgeler. Bunun sonundaki birim ölçeğin birimidir ve birim değişebilir burada. Ve o beşer beşer artan kısımlar var ya bu da gerçekteki uzaklığı gösterecektir diyebiliriz. Ölçeklerine göre haritaları biz 3 ayırıyoruz. Büyük ölçekli haritalar ölçeğimiz 1 bölü 200 binden daha büyük. 1 bölü 100 bin, 1 bölü 50 bin, 1 bölü 20 bin, 1 bölü 10 bin, 1 bölü 1000. 1 bölü 20.000'den büyük olanlarına biz plan, 1 bölü 20.000 ile 200.000 arasındakileri ise topografya büyük ölçekli haritalar. Orta ölçekli haritalarda ölçeğimiz 1 bölü 200.000 ile 1 bölü 500.000. Küçük ölçekli haritalarda ise 1 bölü 500.000'den daha küçük. 1 bölü 1 milyon, 1 bölü 10 milyon, 1 bölü 50 milyon diyebiliriz. Burada özellikle büyük ve... Küçük ölçekli haritaları karşılaştıracağız. Bakın dikkat edin. Küçük ölçekli de Türkiye'nin geniş bir alanını çizmişiz ama büyük ölçekli haritalarda sadece İstanbul ve çevresini çizmişiz. O zaman büyük ölçekli haritalar daha dar alanları, küçük ölçekli haritalar daha geniş alanları gösterir. Küçük ölçekli haritalarda bozulmamız, hata oranımız daha fazladır. Büyük ölçekli haritalarda ise bozulma hata oranı daha azdır diyebiliriz. Bununla birlikte izoifler arası yükseklik farkı küçük ölçekli haritalarda daha fazla, büyük ölçekli haritalarda daha azdır. Bu büyük ölçekli haritalar daha ayrıntılı iken küçük ölçekli haritalarda ayrıntımız daha azdır diyebiliriz. Harita türlerini biz ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi genel haritalar, ikincisi ise tematik tematik haritalardır. Bak genel haritalardan birincisi fiziki haritalar ne yapıyordu? Yüzey şekillerini yükseklik basamaklarına göre belirli renk tonlarıyla gösteriyordu. Bir dağı, bir ovayı, bir platoyu fiziki haritayla görebilirdik. Siyasi haritalar ise sınırları gösteren haritalardır. Siyasi haritalarda ağrı dağını göremezsin. Ağrı Dağı'nı görebilmen için fiziki haritaya gitmen lazım. Konya ilinin komşularını görmek istiyorsan siyasi ve idari haritaya gideceksin. Fiziki haritada Konya ilinin komşusunu da göremezsin. Bununla birlikte beşeri ve ekonomik haritalar var. Nedir bunlar dersek hemen şurayı şöyle düzelteyim. Burada ne var dediğimizde nüfus, yerleşme, tarım, turizm, ulaşım, sanayi gibi durumlar var. Özel amaçlı haritalar dediğimiz haritalar tematik haritalardır arkadaşlar. Ve bu haritalar özel bir amaç için. Haritadı haz haritası hazırlanacak bölgedeki o mekansal verileri çeşitli sembol simgelerle gösterdiğimiz haritalardır. Mesela jeoloji haritaları, sinoptik haritaları, izobar haritaları örnektir diyebiliriz. Haritada biz hesaplamaları ölçek yardımıyla yapıyorduk. Ve burada bir tane formül bilsen senin için yeterlidir. Gerçek uzunluk eşittir harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Şöyle bir üçgende de bunu koyuyoruz biz. Mesela gerçek uzunluğu istiyoruz ya. Şunu şöyle karala. Karaladığında ne kaldı? Harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. O zaman gerçek uzunluğun formülü bu. Ölçeğin paydasını nasıl bulursun? Bunu karala. Gerçek uzunluk bölü harita uzunluğu. Harita uzunluğunu nasıl bulursun? Harita uzunluğunu karala. O zaman da gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası oldu. Hemen şöyle bir soruyla burayı geçelim. 1 bölü 3 milyon 500 bin ölçekli bir haritada. 20 santimle gösterilen bir karayolu gerçekte kaç kilometredir? Gerçeği sorduğu için hemen yukarıdaki formüle gidelim. Gerçek uzunluk eşittir. Harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydasıymış. Gerçek uzunluk eşittir dedik. Harita uzunluğumuz neymiş? 20 santimetre. Ölçeğin paydası neymiş? 3 milyon 500 bin santimetre. Çünkü kesir ölçekte de birimler santimetreydi. Ama bana kaç kilometre demiş. Santimden kilometreye gidiyorsam 5 tane sıfırı atıp gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5 sıfırı attım gittim. 35 burada kaldı. 20 burada kaldı. 35 çarpı 20 ne yapar? 700 kilometre yapacaktır diyebiliriz. Bakın. Bu soru örneğin sorusunu yorumlara cevapları mutlaka bekliyorum. Ben burada çözmeyeceğim ama nasıl yapıldığını size şöyle göstereceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi özellikle çizgi ölçek hesaplamadaki en doğru sonuçları bulmamıza yardımcı olacak ölçektir. Kesir ölçekte hatamız olacaktır. Atıyorum mesela bir kağıdımız var. Kağıt fotokopiyle büyüdüyse ben bunu bilemeyebilirim. Bu ister istemez hatayı artırır. Bak çizgi ölçek kısmında şuradaki Ankara ve İzmir'i var ya ben biraz daha şöyle karaladım. Bak ben buradan şöyle bir kağıt parçası aldım. Ankara ile İstanbul arasına şöyle koyacaksınız. O araya koyacaksınız ve bunları şöyle işaretleyeceksiniz. Kağıdınızda ne kadarlık bir alan işaretliyorsa. Ben de şurada şöyle işaretleyeyim bunu güzel bir şekilde. Hop şöyle işaretledim. Aynı şekilde işaretledim. Benim haritamda Ankara ile İstanbul ile İzmir arası bu kadar bir mesafeye saymış. Sonra bunu alıyorsunuz. Direkt şuradaki nereye koyuyorsunuz? Çizgi ölçeğe koyuyorsunuz. Yani o hattınız çizgi ölçekte buradan benim hattım buraya kadar geldi. Tahmini olarak 250 kilometre yaptı. Hepinizde bu sonuç çıkacak. Ama bazınızda o harita uzunluğu bu kadarken bazınızda bu kadar olacak. O yüzden unutmayalım çizgi ölçek her zaman doğru sonuç verecektir diyebiliriz. Kuş uçumu gerçek uzunluğu 1200 kilometre olan bir akarsu 1 bölü 4 milyon ölçekli haritada kaç santim olarak gösterilmiştir. Harita uzunluğu eşittir. Hemen şöyle geriye geliyorum. Harita uzunluğu gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydasıydı. Gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası. Peki benim gerçek uzunluğum ne? 1200 kilometre. Ölçeğin paydası 4 milyon santimetre. Ben o zaman santim istediği için 1, 2, 3, 4, 5, 0 atarsam burayı santime çevirdim. Şimdi ne yapacağım? 1, 0 gitti. 2, 0 gitti. 3 gitti. 4 gitti. 5 gitti. 6 gitti. 120 bölü 4'ten ne yapar? Harita uzunluğumuz 30 santimetre yapacaktır diyebiliriz. Bak bu soru çok güzel bir soru. Birinci harita diyorum şuraya. Tamam mı? Şuraya da ikinci harita diyor. Bak şimdi dikkat et. Diyor ki bana kale merkezleri arasındaki kuş uçumu uzaklık. Birinci haritada 8 santimmiş. Bak tamam 8 santim. İkinci haritada ise 32 santimdir diyor. İkinci haritada 32 santim. Ve birinci haritada ölçek 1 bölü 2 milyon. 1 bölü 2 milyon. Hiç var ya kalem bile oynatmayacağız. Ya böyle bir şey yok. İkinci haritanın ölçeğini istiyor bizden. Bak benim 8 santimlik KL arası 32 santim olmuş mu? O zaman benim burada ölçeğim 4 kat ne yaptı? Büyüdü. Bak ölçeğim 4 kat büyüdü. O zaman bunu da ne yapmam lazım? 4 ile çarpmam lazım. Hemen şuraya şöyle 1 bölü 2 milyon. Bak 1 bölü 2 milyon çarpı 4 diyorum. 4 kat onu da büyüteceğim. E 1 bölü 2 milyonu 4 kat büyütürsem o zaman 2 milyonu 4'e bölerim. O zaman burası ne oldu? 1 bölü 500 bin oldu. Şimdi şunu düşünüyorsunuz. 4 kat büyüdü. Hoca yanlış yaptım 1 bölü 8 milyon olacaktı diyorsun. 1 bölü 8 milyon olursa ölçeğimiz 4 kat küçülmüş olur. Çünkü paydamızın büyümesi ölçeğimizin küçülmesine sebep olur. Alan hesaplamasında gerçek alan eşittir. Harita alanı çarpı ölçeğin paydasının karesidir. Hemen soruya geçelim. 1 bölü 200 bin ölçekli bir bölgenin alanı 15 santimetre kare ise bölgenin izdüşüm gerçek alanı kaç kilometre karedir diyor. Gerçek alan eşittir. Hemen şöyle yaptım. Harita alanım neymiş? 15 santimetre kareymiş. Bana burada ölçeğin paydasının karesi diyor ya. Biz bunu 200 bini santimetre olarak şey yapıyoruz ya. Kare aldığımızda santimetre kare olacak. Direkt buradan bak. 1, 2, 3, 4, 5 sıfıra atarsan ne kaldı? 2 kaldı. Şöyle çarpı diyorum. 2'nin kilometreydi ya bu. Santimden kilometreye çevirdik. Karesini alırsak kilometre kare yapmış olacağız. Gerçek alanı eşittir. 2'nin karesini burası 4 kilometre. Hemen şöyle hop geri geleyim. 4. Şurayı şöyle alayım. 4 kilometre kare yaptı. E çarpı burada da 15 santimetre kare var. 15 çarpı 4'ten ne yapar? 60 kilometre kare yapacaktır diyebiliriz. Eğim hesaplaması iki nokta arasındaki yükseklik farkının yatay mesafe oranıdır. Eğimin formülü şöyle. Eğim eşittir yükseklik farkı bölü yatay uzaklık. Burada bize yüzde dediği için çarpı yüz diyeceğiz. Benim yükseklik farkım kaçmış? 360 metreymiş. Yatay uzaklığım 3600 metre çarpı 100 diyorum. Bak şimdi. 360 3600 böyle gittiğimizde 1 bölü 10 kaldı yüzde de onu sadeleştirdiğimizde burada 10 kaldı o zaman burada eğim yüzde ne oldu 10 oldu. Biz haritada yer şekillerini 3 yöntemle gösteriyoruz. Bunlardan birincisi kabartma yöntemi. Yer şekillerinin üç boyutlu kabartması yapılarak gösterildiği yöntemdir. Gerçeğe en yakın yöntem. Renklendirme yöntemi fiziki haritalarda kullanılır ve yer şekilleri yükseklik basamaklarına göre farklı renk tonlarıyla belirtilir. 0-500 metre arası yeşil, 500 bin metre arası sarı, 1000-1500 metre arası turuncu, 1500 ve üzeri kahve olarak geçmekte. Mavi ve tonları ise denizlerdeki ya da göllerdeki neyi gösterir? Derinliği gösterir. Beyaz renk tonu ise ya dağların yüksek kesimlerindeki kalıcı karları gösterir. Ya da kutup alanlarındaki buzulları gösterecektir diyebiliriz. Biz yeryüzü şekillerini en yaygın izohips yöntemiyle gösteririz. İzohips yöntemi nedir dersek aynı yükseklik değerine sahip olan noktaların birleştirilmesiyle birlikte elde edilmiş kapalı eğrilerdir. Ve şunu unutmayalım izohipsler iç içe geçmiş kapalı eğridir. Aynı izohips eğrisi üzerindeki tüm noktaların yüksekliği birbirine eşittir. O zaman C ve D'nin yüksekliği aynıdır. Komşu iki yüzeyin yüksekliği birbirine eşittir. O zaman burada A ve B'nin yüksekliği birbirine eşit oldu. B'den sonra 1 2 gittim D'ye. A'dan sonra 1 2 gittim C'ye. O zaman D ile de C'nin yüksekliği birbirine eşit oldu. Aynı durum şura için de geçerlidir. Eğer ki bir akarsu göstermişse akarsuyun burası ve burasındaki izoipsenin yüksekliği de birbirine eşittir. O yüzden x eşittir y deriz. Y'den sonra 1, 2, 3, 4 tane gittim m'ye. 1, 2, 3, 4, 5 tane gittim k'ye. K'nin yüksekliği büyüktür. M'den diyebiliriz arkadaşlar. Denizin kıyısındaki izoipsimiz kıyı çizgisidir ve kıyı çizgisinin yüksekliği 0 metredir. Bak şuraya dikkat et. A ve B merkezi demiş. A şuraya mesela 0 diyeyim. 20, 40, 60, 80. A'nın yüksekliği 80 metre oldu. E bu da denizin kıyısındaysa 0'dır. B'nin yüksekliği de 20 metre oldu. Bak aynı durum burayı için de geçerli. Komşu izoips 1000 metre ya. O zaman burası da 1000 metre oldu. Ve izoipsler arasındaki yükseklik farkı 200 metre. Biz buna 2 distans diyoruz ve haritanın tamamında aynıdır. E burası 1000 metre ise o zaman burası da 1000 metre oldu. Komşu izoips benim eküyü distansım yani izoipsler arası 200 metre ile çizilmişti ya 1200 x merkezi o zaman 1400 metre olarak karşımıza çıkmakta. Eğer ki bir noktamız bir izoip seyrisi üzerindeyse buradaki gibi B noktası ise 60 metredir. Bunu bilirim ama A noktası iki izoip seyrisi arasında olduğu için tam yüksekliğini bilemem. İzoipslerde içeriye doğru gidildikçe yükselti her zaman artmayabilir. Bazen böyle belirli semboller oklar gösterir. Burada çanak, çukur ya da kraterin olduğunu gösterir. Bunu da unutmayalım. Aynı oranda yükseltiyi azaltmam lazım. Eğer ki izoipsler birbirine yakınsa en y'nin bulunduğu yerdeki gibi eğim fazladır. Eğer ki izoipsler birbirinden uzaksa eğim burada nedir? Daha azdır diyebiliriz. Peki burada 14 tane merkez var. Bunlara bakın. Bak şimdi birim bulunduğu yerde bir akarsu var ve burada izoipsler dikkat ederseniz birbirine yaklaşmış. O zaman bu akarsu böyle geliyor 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 hop aşağıya doğru dökülüyor. Biz buna ne diyeceğiz? Şelale diyeceğiz. Şimdi şuna dikkat edin. Denizin kıyısındaki izoips hop 13 numara. Biz bu izohipse ne diyoruz? Kıyı çizgisi diyoruz ve unutmayalım kıyı çizgisi 0 metre. Bak şimdi dikkat et. Burası 0 metre mi? Bak şu izoipsi 300 metreymiş kaç aralık var? 3 tane aralık var. Bak 3 aralık bu iki merkez arasında 300 metrelik yükseklik farkı. O zaman burada izoipsler 100 metre aralıklarla çizilmiştir diyebiliriz. 0, 100, 200, 300. 2'ye geldiğim zaman burada akarsuları görüyorum. Çevresine göre yüksekte yer alan bir düzlük var. Burası platodur. 3 numaraya geliyorum. Akarsuyun bulunduğu yeri işaretlemiş. Burası vadidir. Ve vadilerde izoipsler genel itibariyle dikkat ederseniz V'nin tersini yüksekliğin arttığı yere doğru böyle bir çıkıntı yapmakta. Hemen şuraya geldim içeride bir göl görüyorum. Burası nedir biliyor musunuz? Bak dikkat et oklar vermiş mi? Ok vermişse burası ya çanaktır ya çukurdur ya da kraterdir. Bunu da unutmayalım. Burada noktayı göstermiş dağın en üst kısmında. Buraya bir zirve ya da doruk diyoruz. Ve böyle bir şey varsa burası da tepe olarak geçer. Tepenin iç kısmına şöyle bir nokta koysaydım o zaman orası zirve olacaktı diyebiliriz. Tepeye peki neresinden çıkarız? Tepeye tabii ki de buradan. Buraya biz ne diyeceğiz? Yamaç diyeceğiz. Ve tepeye çıkarken ya da bir izoipste izoipsler böyle V harfini almışsa o zaman biz buraya ne diyeceğiz? Hemen şöyle geri geliyorum. Sırt diyoruz arkadaşlar. Bak bunu da unutmayalım. Vadide izoipsler ters ve Sırtta ise V harfi yapacaktır. Yüksekliğin arttığı yere doğru buna dikkat edelim. İzoeypsler eğer ki buradaki gibi deniz kıyısında birbirine yaklaşmışsa buraya biz ne diyeceğiz? Falez ya da diğer ismiyle yalı yar diyeceğiz. Eğer ki bir akarsu geldi geldi denize döküldüğü yerde kıyı çizgisi denize doğru böyle çıkıntı yapmışsa biz buna delta deriz. Eğer ki bu döküldüğü yerde mesela şurada şöyle bir girinti yapmış olsaydı hemen şöyle şurayı da şu renk tonuyla şöyle boyayayım ki bunu siz daha güzel bir şekilde görün. Bak burası normalde yok. Ben buraya böyle güzel bir şekilde ekledim ki görün diye. Eğer ki bak akarsu geldi burada böyle döküldü ve kıyı çizgimiz karaya doğru girinti yaptı mı? Yaptı. Buna da şöyle alıyorum 15 numara diyorum. Böyle bir şey varsa da buna biz Haliç diyeceğiz. Haliç genel itibariyle okyanus kenarında görülürken delta ise genel itibariyle okyanusa kıyısı olmayan kara içindeki denizlerde görülecektir diyebiliriz. İzoipslerde profilleri nasıl çıkarırız dersek. Bak bunu buradan böyle bir hat doğrultusunda alırsın. Ben burada buna uğraşmayacağım. Süremiz uzamasın daha fazla diye. Bu hat üzerindeki izoipse temas eden yerleri böyle gösteriyoruz. Tamam mı? bunları bak böyle gösterdim. Bak şuraya 250 metre demiş. Bu denizse o zaman burası 0 metredir. 0, 250, şurası 500, Şurası 750, şurası 1000 metre oldu. Bak hatta temas eden yerleri şöyle aşağıya indireceksiniz. Mesela burası böylemiş. Şuradan geldim bu izohips 250 metre izohipsmiş bunu böyle indirdim. Buna geldim 500 metre izohipsmiş bunu böyle indirdim. Şöyle geldim 750 metre izohipsmiş böyle indirdim. Şuna geldim 1000 metreymiş böyle indirdim. Devamında gene bir 1000 metrem vardı burada indirdim. Şuraya geliyorum 750 metreydi indirdim. Bakın dikkat edin 750'den 750'ye gittim gene aynı ifade. Şöyle geldim. Sonra geliyorum şurada 1000 metreye geldim. Devamında gene 1000 metrem var. Şöyle 1000 metreleri şurada göstereyim. Sonra bak 750 metre 500 metre 250 metre ve 0 metre diye gidiyor. Bundan sonra buraları şöyle birleştirirsiniz. Bak burayı birleştirdiğimde ne oldu? 2 tane tepem olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Atmosfer. Atmo hava sifere küre. Yer çekiminin etkisiyle dünyayı çepeçevre saran gaz tabakasıdır. Ve atmosfere oluşturan gazları oransal anlamda en yoğunu %78 azot, %21 oksijen, %1'i asal gazlardır diyebiliriz. Özellikle karbondioksit ve su buharı miktarı yere ve zamana göre değişen gazlardır. Kentleşmenin, sanayileşmenin yoğun olduğu yerlerde karbondioksit Su kıyılarında ise su buharı miktarı daha fazladır diyebiliriz. Atmosferin bilmemiz gereken 5 tane katmanı var ve tahmini olarak 10 bin kilometre olduğu ifade edilmekte sevgili arkadaşlar. Troposfer bu katmanlar içerisinde özelliği en fazla olan katman. Su buharının tamamını yakını bu katmanda. Gaz yoğunluğunun %75'i bu katmanda. İklim olayları bu katmanda görülüyor. Yerden yükseldikçe troposferde sıcaklık her 200 metrede bir derece azalır. Bunun temel sebebi troposferin yerden yansıma ile ısınmasıdır. Bununla birlikte hem yatay hem dikey hava hareketleri görülür. Stratosfer için ozon tabakasını bilmek zorundasın. Bir de jet rüzgarlarını bilmek zorundasın. Ozon tabakası güneşten gelen ultraviyolu ışınları süzerek zararsız ışınların yeryüzüne gelmesini sağlıyordu. Mezo meto demiştik. Meteorların parçalandığı katman mezosfer. Termos sıcak bir katmandı ve burada iyonosfer. Radyo dalgaları haberleşmenin sağlandığı katman bir de neydi kutup aurorası dediğimiz kuzey ışıkları burada görülüyordu. Egzos yani en dış katmandır diyebiliriz. Hava durumu nedir arkadaşlar? Belirli bir yerde kısa süreli meydana gelen hava olaylarıdır. İklim ise geniş bir alanda uzun yıllar boyunca etkili olan hava olaylarının ortalamasına verdiğimiz isimdir. İklimleri biz klimatoloji bilimiyle inceleriz, hava durumunu ise meteoroloji bilimiyle inceleriz. Hava durumunu mesela tarif ederken bugün hava çok sıcak diyebilirsin. Sıcaklık 15 derece diyebilirsin. İklimi tarif ederken mesela Adana'da kış ayları yağışlı geçer. Bak kış ayları diyorsun. Geçer. Hep geçmiş. İklimin değişkenliği daha az. Hava durumunun değişkenliği daha fazladır diyebiliriz. İklim neye etkiliyor? Doğal çevrede mesela bit görsünü etkiliyor. En basit Türkiye'den düşünün. İç Anadolu bölgesinde sitep türleri, ot toplulukları var. E Karadeniz bölgesinde orman örtüsü var. Hayvan türleri ve dağılışını etkiler, yeryüzü şekillerinin oluşumunda özellikle kayaçların ayrışmasını etkiler. Denizlerin tuzluluk oranını etkilemekte, kalıcı karın sınırını etkilemekte, toprak oluşumu ve özelliklerini etkiliyor. İnsanlarda beslenmeyi, barınmayı, giyinmeyi, yeryüzündeki dağılışlarını, karakterlerini her şeyi etkiliyor. Ekonomik faaliyetlerde tarım, turizm, sanayi, ulaşım hepsini iklim etkilemekte. Özellikle tarımda buğday, arpa, nohut, mercimek, İç Anadolu bölgesi, iklim yarı kurak. Karadeniz bölgesi çay fındık iklim nemli. Akdeniz bölgesi turunçgil iklim ılıman diyebilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Mesela turizmi de etkiliyor. Bizim ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili ama Karadeniz'de deniz turizmi yeterince gelişmemiş. Neden? İklimin her mevsim yağışlı olması, iklimde sıcaklık ortalamasının düşük olması ister istemez buradaki turizmi olumsuz etkilemiştir diyebiliriz. İklim elemanları nedir dersek iklim elemanlarından birincisi sıcaklıktan bahsedeceğiz. Sıcaklıkta bilmemiz gereken en önemli ifadelerin başında solar konstant. Ne demektir? Atmosferin en dış sınırına 1 santimetre kareye 1 dakikada gelen enerji 2 kaloridir ve biz buna solar konstant diyoruz. Ama bu ışınlar Dünya atmosfere giriş yaptığında belirli bir kısmı yayılıyor, belirli bir kısmı yansıyor, belirli bir kısmı emiliyor, belirli bir kısmı da yere geliyor. O yüzden de bu etkiyi aynı durumda iki kalori olarak getiremiyor. Burada bazı durumlar var, sıcaklıkla etkileyen güneş, atmosfer, ışınların yere düşme açısı, yükselti bunların hepsinden bahsetmemiz gerekirse. Birincisi güneşin yere düşme açısı. Bakın güneşin yere düşme açısını dünyanın şekli etkilemekte ve dikkat ederseniz ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının yere düşme açısı daralır mı? O zaman iklimlerdeki sıcaklık ortalaması ekvatordan kutuba doğru gidildikçe azalır. Bak ekvatordan kutba dediğim dünyanın şeklidir. Ve aynı anda yarım kürelerde sıcaklık değerleri farklıysa o zaman bu eksen eğikliği ile ilgili bir durumdur. Yani kuzey yarım kürede 21 Haziran tarihinde yaz mevsimi yaşanırken güney yarım kürede kış mevsimi yaşanıyorsa bu eksen eğikliği ile ilgili bir durumdur. Peki bir gün içinde güneşin yere düşme açısı değişir mi? Değişir. Bu da eksen hareketidir. Bu da ister istemez sıcaklığı etkileyecektir diyebiliriz. Şunu da unutmayalım. Bir gün içerisindeki en yüksek sıcaklık tam böyle öğle vakti değil. Öğleden birkaç saat sonra hemen şöyle bak göstereyim. Öğleden birkaç saat sonra yaşanır. Bunun temel sebebi ısı birikimidir. Aynı durum mesela yıllık hareket durumunda da geçerli. Bizim ülkemizde mesela sonbahar ilkbahara göre daha sıcaktır. Neden? Çünkü sonbaharın öncesinde biz neyi yaşıyoruz? Yaz mevsimini yaşıyoruz. Bu da ister istemez ısı birikimine bağlı olarak sıcaklığımızın arttığını söyleyebilir bize sevgili arkadaşlarım. Bunun dışında rüzgarlar eğer ki bir rüzgar kutuptan ekvatora doğru geliyorsa sıcaklığı azaltır, ekvatordan kutba doğru geliyorsa sıcaklığı artıracaktır diyebiliriz. Okyanus akıntıları sıcaklığın enleme uygun bir şekilde artıp azalmasını engeller. Burada okyanus akıntıları geldiği yere göre sıcak ya da soğuk diye ikiye ayrılır. Mesela Amerika'nın batısında Kaliforniya soğuk su akıntısı, Peru soğuk su akıntısı, Alaska sıcak su akıntısıdır. Onun dışında Labrador Amerika'nın kuzey, o Kanada'nın doğu kıyıları. Onun dışında mesela Kanarya soğuk su akıntısı, Benguela soğuk su akıntısı, Batı Avustralya soğuk, yaşıyor soğuk su akıntısı. Sıcaklara geldiğimiz zaman en bilmeniz gereken Gulf Stream sıcak su akıntısı, Brezilya sıcak su akıntısı, Madagaskar, Doğu Avustralya ve Kuroşio sıcak su akıntısıdır. Buradaki okyanus akıntılarının sıcaklık üzerindeki en önemli etkisindeki ifadeler de şu geliyordu değil mi karşımıza? Kanada'nın doğu kıyıları Batı Avrupa'ya göre daha soğuktur. Aynı enlemde güneş ışınları aynı açıyla geliyor ama orası daha soğuk. Neden? Çünkü okyanus akıntılarıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve burada diğerlerini de mesela söylememiz gerekirse nem ve bitki örtüsü arkadaşlar şuraya şöyle ben yazayım. Nem ve bitki örtüsü diyorsa sıcaklığı dengeler. Yani yeryüzeyinin aşırı ısınıp aşırı soğumasını engelleyecektir. Örneğimiz şöyle. Dünyadaki günlük sıcaklık farklılığının en fazla olduğu iklim hangisi? Çöl iklim bölgesi. Neden dünyada sıcaklık farkı çöllerde çok fazla? Nem azlığıdır diyebiliriz. Karavi denizlerin dağılımında şunu unutmayalım. Kuzey ile güneyi birbiriyle kıyaslatır. Mesela der ki burada termik ekvator meridyenlerin en sıcak noktalarının birleştirilmesiyle elde edilmiş kapalı eğrilerdir. Ve termik ekvator daha çok kuzey yarım küreden geçer der temel sebebi kara ve denizlerin dağılımıdır bunu unutmayalım. Biz arkadaşlar dünyada sıcaklığı gösterdiğimiz haritalara izoterm haritası diyoruz. Ve izoterm haritaları ikiye ayrılıyordu değil mi? Gerçek izoterm haritası indirgenmiş izoterm haritasıydı. İndirgenmişte özellikle yükselti faktörü ne yapıyordu? Sıcaklığın dağılışı üzerinde etkili değildi. Dünyanın yıllık ortalama sıcaklık dağılışını gösteren şu haritaya baktığımızda normalde biz en sıcak yerlerin ekvator olmasını bekleriz. Ama dünyanın en sıcak yeri ekvator değil, kuzey yarım küredeki o çöl alanlarıdır. Ve burada özellikle arkadaşlar niye kuzey yarım küredeki çöl alanları dünyanın en sıcak yerleridir? nem azlığından dolayı. Genel olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklıklarımız azalır. Bu enlem etkisidir. Ve dünyanın en soğuk yerleri kuzey yarım kürede yer alır. En sıcak yeri de kuzey yarım kürede yer alır. Kara ve denizlerin dağılımıdır diyebiliriz. Güney yarım kürede izot izotermler enleme uygun bir şekilde dümdüz gider. Ama kuzey yarım kürede izotermlerde girinti çıkıntı çok daha fazladır. Bunun temel sebebi gene kara ve denizlerin dağılımıdır. Ocak ayına geldiğimizde dünyanın en sıcak yerleri güney yarım kürede yer almakta. Neden? Çünkü yaşanılan mevsim. Yani eksen eğikliği de hatırlayalım. Güney yarım, kuzey yarım küre soğuk. Neden? Kış mevsimini yaşıyor ve dikkat edin burada eksi 40 derecelik bir sıcaklık değerimiz var. Normalde kutup burası. Kutupta sıcaklık buraya göre yani Sibirya'nın iç kısmına göre daha yüksek temel sebebi karasallık etkisidir. Temmuz ayı Ocak ayı ile birlikte Temmuz'a geldiğimizde bu sefer kuzey yarım küre yazı yaşadığı için dünyanın en sıcak yerleri kuzey yarım kürede gene ekseni iklidir. Güney yarım küre gene soğuk ama dikkat edin buradaki izoterm eğrisi 0 derece şuralar eksi 10 dereceye kadar düşüyor. Ama buraya baktığımızda yukarıdakine baktığımızda eksi 40'tı. Burada eksi 10. Neden? Karavi denizlerin dağılışı gene buradaki ifade üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Bak şunu unutma noktayı koyuyoruz. Bura mesela eksi 40 derece dedik ya Sibirya'nın iç kısmı. Temel sebebi yükseltidir derse yanlış olur. Neden? Çünkü indirgenmiş izoterm haritalarında yükseltinin sıcaklık üzerinde bir etkisi yoktur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik sizinle birlikte. Bugünkü 9. sınıf o 1. dönemde kaç aydır gördüğümüz konuların genel özetine karşınızda günün ödüllü sorusu cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Peki biz ikinci dönem ne yapacağız? Gene konu anlatımlarımızla, yazılıya hazırlık çalışmalarımızla, genel tekrar kamplarımızla birlikte sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu ödüllü sorunun cevabını yorumlara yazarken aynı zamanda sizden şunu da istiyorum ikinci dönem için bizim sizler için yapmamızı istediğiniz ya da sizlerin aklına gelen güzel böyle etkinlikler var mı? Bunları da yorumlar kısmına bekliyorum. İkinci dönem görüşmek üzere. Güzel güzel dinleyin. Kafayı resetleyin. İkinci döneme bomba gibi birlikte başlayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.